Haftanın konuğu. Aksel FM stüdyolarından herkese hayırlı akşamlar olsun sevgili dinleyenler. Haftanın konuğu birbirinden değerli konuklarla devam ediyor efendim. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Cüneyt Alkan şu an stüdyomuzda konuğumuz. Ve çok değerli Aksel'li gazetecilerimiz Ersin Arslan ve Abdülkadir Ay da bizlere eşlik edecekler yayınımız boyunca. Efendim yayınımızı www.aksarayfm.com adresinden dinleyebilir. Ayrıca görüntülü olarak Abdülkadir Ay Facebook üzerinden de izleyip dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Sorularınız için 0507-111-6767 nolu WhatsApp ve kısa mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Cüneyt Alkan'a sormak istediğiniz sorular varsa 0507-111-6767'den bizlere ulaşabileceksiniz efendim. Ben öncelikle Sayın Müdürüme bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Davetimizi kırmayıp bize davetimize icabet ettiğiniz için, stüdyomuza geldiğiniz için Aksel FM ailesi olarak teşekkür ediyoruz Sayın Müdürüm. Estağfurullah, şeref bulduk. Sizi tanıyoruz. Gülen bir simanız var. Aksel'de herkes sizi tanıyor ama illaki belki duymayanlar vardır, yeni açanlar vardır radyolarını, belki bilmeyenler vardır. Şöyle sizin ağzınızdan sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Cüneyt Alkan kimdir? Bize anlatır mısınız biraz? Cüneyt Alkan... İnsanın kendini anlatması zor. Tabii. Çok zor. 25 Mart 1974 doğumluyum. Evet. Memur çocuğuyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. 2014 yılı Şubat ayından beri ki 4 yıl tamamlanmış oldu. Evet. Aksaray'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak görev yapıyorum. Bu güzel şehirde bu güzel insanlara ve başta gençlere ve spor camiasına hizmet etmenin şerefini, onurunu hissediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de tanıttığınız için. Nereden başlayalım Kadir abi? Konuya sizle bir giriş yapalım isterseniz. Yani 4 yıl yaklaşık görevde Aksaray'da spor faaliyetleri bir önceki döneme nasıldı? Şimdiki döneme göre neler yaptık? İsterseniz buradan başlayalım biraz. Bir serüveni şöyle biraz anlatalım. Aksaray nasıldır? Spor faaliyetleri görmüş. Buyurun. Şimdi kıyas sordur. Yani kıyas... Gazeteci olunca ister istemez kıyas bekliyoruz. Evet, evet. Aslında bu değerlendirmeyi en iyi yapacak spor camiasıdır ve gençliktir. Yani bizim kıyas yaparken diğerleri incitme ihtimali üzerinde durduğumuz belki daha ahlaki oluyor ama bu gazetecilik şey olarak sizin yapmanız gereken bir şey. Yanlış anlaşılmasın ama ilk öncelikle yani sporda biz şunu öngörüyoruz. Gençlik. Sporu da yapan genelde gençlik. Evet. Veteranlar, masterlar, liglerimiz var. Bunun üstüne kuruyoruz. Gençliğin hayallerini şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu ana temel üstüne kuruyoruz biz bunu. Evet, tesisleşmede bu 4 yılda salon ve futbol sahası yapılmayan ilçemiz kalmadı. Hatta Eşmekaya, o zamanlar kasabaydı, şimdi Sultanhanı, Yeni ve Şirin ilçemiz de bile işte sahalarımız, tesislerimiz yapıldı. Çünkü ne kadar spor yapın desek bile uygun bir ortam, bir mekan olmadan spor yapmak imkansız. Bunun yanında spor tesislerinin yanında yeni işte havuzumuz var. Malum Aksaray halkının yoğun talepte bulunduğu bir tesisimiz. Şu anda 23 bin civarında üyemiz var. Evet. Sporcular haricinde yani havuzumuz vatandaşlar var. Evet. Bunun yanında biz bir spor kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Çok şükür eskiye göre devletin imkanları çok daha fazla ama vatandaşın spora bakış açısını, spora ilgisini bir şekilde arttırmaya çalışıyoruz. Sadece iş fiziksel şartlar değildir. Yani biz toplum olarak bir araştırmaya göre %75'imiz yani herhangi bir tiyatroya, bir sinemaya veya bir spor faaliyetine katılmamış, izleyici olarak bile iştirak etmemiş bir toplumuz. Malumunuz spordaki atılımlar, yatırımlar kısa bir dönemde gerçekleşti. Evet önceden yoktu ama
biz bu spor kültürünün de oluşması için uğraş veriyoruz. Kalem olarak bakarsak evet tesis sayımız eskiye göre 3 katı. Yani bu 4 yıl içinde yapılan tesisleşme 4 katı. Bunun yanında Türkiye'nin tek paralimpik oyunlara hazırlık merkezine sahip Aksaray. Bu aslında Aksaray bir madalya. Yani paralimpik merkez biliyorsunuz ülkemize olimpiyatlarda en çok ve uluslararası müsabakalarda en çok madalya kazandıran paralimpik branşlardır. İzin verirseniz aslında paralimpiği biz bir açıklayalım. Bir açılım yaparsak evet. Tabii ki vatandaşlarımız da iyi emin olsunlar. Engellilerimizin yaptığı spor diyelim. En anlaşılır. En anlaşılır doğru. Evet. Şu anda bile engelli milli takımlarımız misafirimiz Aksaray'da. Vatandaş medya yoluyla en çok duyduğu bir haberden yola çıkalım. Malumunuz ampute milli takımımız şampiyon. Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Bayağı da bir ses getirdi. Ülkeyi sevince boğdu. Evet. Gazilerimiz de var çünkü içlerinde. Ondan Aksaray'da hazırlanıp gittiler. O Avrupa şampiyonasına. Evet. Bunu ilk defa duyuyoruz. Evet. Evet. Şu an misafirimiz olan görme engelli B1 milli futbol takımımız da onlardan bir yıl önce Avrupa şampiyonu olmuştu. Güzel. İşitme engelliler milli futbol takımımız hem olimpiyat hem dünya şampiyonluğu elde etmişti onlardan önce. Yani bu noktada ülkemize en çok madalya, derece ve başarı kazandıran paralimpik branşlarına ev sahipliği yapan bir tek Aksaray Türkiye'de. Evet, bu gerçekten çok büyük bir başarı. Yani mutlaka, evet. Mutlaka ve şu yanlış anlaşılmasın, sadece engelliler üstüne değiliz. Biz 42 branşlı yani demin de onu düşündüm. Biz sağlam olanlara spor yaptırmaya çalışırken her engelli olanlarda da engeller kaldırmışız. Yani bu çok mutluluk verici bir evet, durum. Evet, evet. Evet. Bakın bu Aksaray kendi şeyinin farkında değil. Bu Cüneyt Alkan'ın yaptığı bir şey değildir. Bunu başta söyleyeyim. Neden bütün büyük şehirleri ele alırsak veya daha coğrafi açıdan veya değişik şartlarda avantajı olan şehirler varken neden Aksaray? Aksaray kendi potansiyelinin farkına varmalı bence bu konuda. Spor yapma yüzdesi birçok ile göre çok çok yüksek. Yani aslında Aksaray'da bir değer var, bir kalite var. Ve düşünün, koskoca Gençlik Spor Bakanlığı, evet Türkiye'de paralimpiye önem vermeliyiz. Malumunuz engellilere yapılan hizmet bir ülkenin gelişmişliğini gösterir. Önemli bir kriterdir bu. Neden Aksaray'ı seçtiler acaba? Neden seçtiler? Ben de onu soracaktım. Niye Aksaray? Yani büyük şehirlerimiz var, daha çok imkan olan şehirlerimiz varken niye Aksaray? Şöyle bir açayım biraz daha. Şu an misafirimiz olan görme engelli milli futbol takımımız Avrupa şampiyonu olan Türkiye'nin en kaliteli tesisleri Riva tesisleridir biliyorsunuz. Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir. Hı hı. Ve bu takıma engellilerimize sonuna kadar kapılar açıktır. Ama yine gelip Aksaray'da yapıyorlar. Niye acaba? Yani bazı zaman soru işareti bırakıp yani bizdeki imkanlar mı daha iyi yoksa bir alan mı daha iyi yoksa onlar burayı niçin tercih ediyorlar o zaman? Şöyle, bize ilk dedikleri şu, biz Aksaray'da kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bir sıcaklık, bir güzellik. İçinde yaşayınca bizlerin fark etmediğini dışarıdan daha kolay fark ediyorlar, bunu gördük yani. Evet. Hani biz kendi içimizde belki kendimizi eleştiririz yani. Evet. Mesela bir evladı en çok eleştiren işte anne babasıdır veya eşler en çok birbirini eleştirir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bazı zaman kendimizi eleştiriyoruz ama bu spor adına çok büyük bir madalyadır derken bunu kastediyoruz evet. Yani. Evet. Ha bunun yanında evet onu mutlaka ekleyeyim çünkü bazı zaman yanlış anlaşılıyor. 42 branşta da normal engelsiz vatandaşlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza da gençlik adına ve spor adına birçok faaliyetler yapılıyor. Bunlardan en çok öne çıkanlar hangileri? Şimdi ayrım yapamam ben. Çünkü hepsi şartları kendi içine ayrı ayrı barındırıyor. Ya da tercih edilen belki gençlerin daha bir asıldığı evet.
bölümler vardı mutlaka. Yani, mesela en son okçulukla ilgili bir, ayrı bir heyecan başladı değil mi? Evet, yani bir de bu var. Bunun gibi böyle öne çıkan mutlaka vardı. O bölümlerden biraz bahsedeyim. Şimdi şöyle bir genel bahsedeyim de en çok katılım savunma sporlarındadır. Sayı olarak. O açıdan sayı olarak bakarsak mesela bir tekvando uğraşımız. Şu an bizim Wushu takımımız Antalya'da en son aldıkları madalya sayısı 68. Aksaray'ın plakasını tutturmuşlar mıdır? 68. Orada kalsınlar. Yani ne var ne yok topluyorlar. Maşallah maşallah. Şimdi ikisi de savunma sporu ama içerikler çok var. Kimi branşımız vardır? Ki ondan mutlaka bahsetmemiz lazım. Olimpiyat hedefimiz olan uluslararası, ulusal, bölgesel başarı beklediğimiz branşlar ama kimi branşlarımız vardır? Evet, ne kadar çok kimseye ulaşırsanız, ne kadar çok kimseye spor yaptırırsanız işte bu başarıdır dediğimiz branşlar da var çünkü. En son atletizmde sanırım. Atletizm zaten evet. Lokomotif branşımız. Onda işte şampiyonluk var. Oraya giderse işte bir program Elsin'cim oraya gider yani. Evet. En son kızımız bu hafta sonu 3000 metrede Türkiye rekoru kırdı. Hem de az değil. Geliştirdiği rekor 4 saniye. Yıllardır kırılamamış bir rekor. Evet, İnci güzel. Kızımızı kaç kişi tanıyor acaba? Ben ilk defa duyuyorum. Yani utanarak söylüyorum ama ilk defa duyuyorum. Evet. Aslında bugün ona yoğunlaşır diye evet, ucundan evet, bahsedip geçiyor. Bugün onun da davet edilmesi gerekiyordu ama bir yarışmadan dolayı il dışında olduğunu öğrendik. Talihsizlik oldu bizim için. Aslında i̇nşallah onunla biraz gurur duyacaktık yani işinde olsa ama yine gurur diyoruz tabii ki. Sağ olsun. Yani yine davet edeceğiz. Bakın yani şöyle bir örnek vereyim. Evet tenis. Bazı zaman belli bir noktada görmek istediğimiz branşımızdır değil mi? Yani genelde işte toplumun gözünde nedir? İşte tenis kulüpleri olur, zenginler gider. Teniste şu anda yüzdelik dilim olarak belki %5'in içindeyiz Türkiye'de. Ve işte Mine hocamız var. Canla başla uğraşıyor. Çocuklarımız gidiyor. Madalyaları alıp geliyorlar. Belki rakipleri evet kulüplerden gelme işte belli bir maddi seviyenin üstüne olur. Hatta bir sporcunun iki hocası olan müsabakalar oluyor. Bizimkiler bir hocamız, Mine hocamız o kadar öğrenciyi tek başına çalıştırıyor. O çocuklarımız gidip bütün madalyaları belki toplayıp gelme potansiyelindeler. Örneğin Eskilim. Evet. Eskilim kimin aklına gelir Aksaray'da olacak? Şu anda 3 tane sporcumuz milli takımlarda Eskilim milli takımlarda. Aksaray'ın çocuklarımız bunlar. Maşallah. Ben birazcık ucundan bahsederek geçiyorum çünkü hepsi ayrı bir açılması lazım olan. Valla aslında mümkün olsa da hepsinden bir bukle alabilsek biz evet. Bakın çoğunu yeni yeni, yeni duyuyoruz değil mi? Ersin evet. Bey siz gerçi işin içerisindesiniz evet, galiba. Müdür bey geldikten sonra gerçekten de Gençlik Spor Müdürlüğü'nde bir hızlanma oldu. Bu dallara biraz daha ağırlık verildi. Özellikle atletizmde biliyorsunuz varoşlarda dediğimiz kesimlerin çocukları bu atletizme daha çok düşkünler ve oralardan çıkan isimlere büyük destek olmalı. Çünkü onlar gerçekten de zor şartlarda bu şampiyonaya hazırlanıyorlar. Tabii ki müdür beyin gelmesiyle birlikte bu dallara biraz daha ağırlık verildi. Tabii onlar şampiyonadan sonra ödüllendiriliyor gençlik müdürlüğümüz tarafından. Benim gördüğüm kadarıyla bunun yanında tabii ki sahalarımıza biraz önem veriliyor. Sayılarımız artırılıyor. Özellikle şu anda gençlik merkezi olarak yapılan bölgelerde yıl boyunca dersler veriliyor. İngilizce olsun, diğer dersler olsun. Müdür bey bu etkinliklerin de önünü açtı. Mesela dal kesimli kişiler orada dershane gibi derslerde görebiliyor, alabiliyorlar. Yani evet. Keman kursundan ebru kursuna kadar hepsi, yani işaret. Bunlar normalde ücretli ama orada ücretsiz. Bir başka yere gitseler bunu ücret vererek almak zorundalar. Hı. Fakat Gençlik Spor İl Müdürü'nün tanıdığı imkanlar bir de bunu açar mıyız müdürüm? Şöyle açayım en özet şekilde. Bizim havuz hizmetimiz hariç bütün hizmetlerimiz ücretsizdir. Evet. En kısa şöyle bu şekilde özetleyebilirim. Havuzlar yönetmeliği ve pozisyonu farklı olduğu için kar amaçlı değildir asla. Şimdi bizim iki ana bölümümüz vardır. Birincisi gençlik hizmetleridir. Birisi de spordur. Her ne kadar
spor il müdürü diye anılsak da biz, evet spor gençliğin içindedir mutlaka. Gençlik hizmetleriyle beraber anılmamız lazım. Onun için gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü diyoruz. Gençlik hizmetleri kapsamında Ersin'in de dediği gibi, yani her türlü kursun yanında odadaki personelimiz köy okullarına kadar, köy okullarına kütüphane kurmaya, yetim faaliyetlerine, geçen Eskil'deydik, bir köy okulumuzda, işte Kız Meslek Lisesi'nden öğrencilerimizi de götürdük. Kız çocuklarımızın saçlarını yaptık, erkek çocuklarımızın saçını tıraş ettik, mangal yaptık, onlara işte palyaço götürdük, hediyeler. Bu da gençlik merkezinin faaliyet alanında şu anda. Evet. Sadece bunlar değil, bütün sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel kurslarımız var. Bilimsel'e bir örnek vereyim. Bu kanallık olarak algılamasınlar ama benim burada anlattığım her şey, baştan söyleyeyim, personelimin gayreti, emeği ve başarısıdır. Rol çalmaya gerek yok. Şu anda Türkiye'de Sayın Bakanımızın gündeme taşıdığı, Aksaray'ın ilk olarak yaptığı robot yazılım tasarım faaliyetimiz var. Bu da gençlik merkezinde. A'dan Z'ye robotun yazılımından, bilgisayardaki kodlama ve yazılımından tutup parçasının üretimine kadar 3D yazıcılar aracılığıyla gençlik merkezimizde gençlerimiz yapıyor ve bu bütün ulusal kanallara çıktı. Evet. Yani, ciddi bir proje destekliyor. Müthiş bir şey yani. O çocuklar, ortaokul öğrencilerimiz kod yazıyorlar. Bunu nasıl yapalım dedik. İşte sayı arttı. Dedik ki robot ligi kuralım. Bir anda gündeme oturdu. Bir anda bütün kanallara. Çünkü A'dan Z'ye çocuklarımız yapıyor bunu. Çocuklarımız. Aksaraylı çocuklarımız. Hani bazı zaman ne olacak şu gençliğin hali? Evet. Robot yapıyor bu gençler. Ne olacak? Yani şanssız mıyız? Çok güzel bir faaliyet. Yani imkanı verin yeter ki. Yeter ki imkanı verin. Bunları okullarda veremiyorlar mı? Yani böyle bir madem Gençlik Spor İl Müdürlüğü bunu yapabiliyorsa temelde diğer okullarda bunu yapabilirler mi? Yani şimdi başka bir kurum, başka bir bakanlıkla ilgili bir şey diyemiyorum. Evet. Yani elbette ki onların da kendi içinde şartları, kuralları veya iş yoğunluğu farklıdır. Biraz gençler burada kendini mi buluyor? Belki de bundan mı daha üstün? Yani onu gençlere sormak evet. lazım. Ama gençler hakikaten bizi taze tutuyor. Onlardaki o heves, o istek, o gözlerindeki ışık. Şöyle bir şey anlatayım. Yani bir ortama giriyoruz işte. Tanışın. İşte Gençlik Spor İl Müdürümüz. Hemen müdürüm bu gençliğin hali ne olacak? Yani. Klişe direkt. Evet. Yani şöyle zannedilmesin. Yani biz spor yaptırıyoruz, top oynatıyoruz, kaba tabirle. İşte bunlar eşofmanla geziyor. Algısını kırmamız lazım. Biz gençlikle ilgili de uzmanız. Yani uzmanız derken profesyonel bir kurum olmak zorundayız. Yani uzmanım demiyorum. Evet. Şimdi ben de aflarına sığınarak diyorum ki ne verdiniz, ne istiyorsunuz? Haksız mıyız? Çünkü örnek vereyim, somutlaştırayım ben bunu. Cep telefonu, ya cep telefonuyla bilgisayarla uğraşıyorlar. Evet, yerine ne koyduk acaba? Biz diyoruz ki hiçbir şey vermeyelim. Önce kendimize eleştirelim bak. Hepimiz çok çocuk sahibiyiz. Ama yine de o telefonu ellemesin, o bilgisayarın başına geçmesin. Hayır. Şimdi Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nün bir şeyi de budur. Önce yerine bir şey koyacağım. Gençlik merkezimizde cep telefonu unutan gencin haddi hesabı yok. O kadar kaptırıyor ki kendini faaliyetlere. Telefonun farkında bile değil yani. Çünkü yerine bir şey kondu. Evet. Uğraşacağı bir şey var çünkü. Bakın biz bu yaşta boş kaldık mı, oturduk mu ne yapıyoruz? Hemen cep telefonumuzu alıyoruz. Evet. Uğraşıyoruz. Bu illa yerine bir şey konularak giderilecek bir hastalıktır. Evet, ben bunu savunmuyorum. Ama acı bir şey. Burada tatlı, şirin konuşmalar yapıp geçirmeyelim. Çocuklarımızın genelde bize dediği şu. İnanın. Amca diyor, annem diyor ya dizi izliyor ya da mutfakta temizlikte şurada bunda evin işte diye düşünüyor. Babam eve geliyor. Yorgunum. Kimse bana bulaşmasın diye kanepeye uzanıp kumandayı alıyor. Demek bu gençlere bir şey vermeden bir şey isteyemez. Bilinen Türk ailesi tabii. Yanlış.
Burada şu da var Sayın Müdürüm. Şimdi internet kullanımında Türkiye dünya üçüncüsü. Evet. Telefon konuşmasında dünya üçüncüsüyüz. Evet. Çok güzel kullanıyoruz teknolojiyi. Ama şu noktada da yakalamaya başlamışız. Hani robot üretiyoruz dediniz ya. Evet. Artık teknolojiyi biz de üretmeye başlıyoruz. Sadece alıp kullanmak değil de kendimiz de artık yazılımlarla işte biz bunu sadece bu alanda değil de savunma sanayide de görüyoruz. Birçok sanayide de artık görüyoruz bunları. Yavaş yavaş kendi yazılımlarımızı teknoloji üretmeye de başlıyoruz. Evet. Bu da işte robot yazılım dediniz. Çok güzel bir başlangıç bence. Türkiye'de ilk Aksaray. Çocukların oyalanması Türkiye'de açısından. Türkiye'de ilk Aksaray yani. Evet, bu harika bir şey. Şimdi eminim bu çok, buradan size çok seviyoruz hocamız diye mesajlar geliyor bu arada. Sağ olun. Bu biraz da şeyden kaynaklanıyor benim tahminimce. Gençlik merkezlerinde bir sıcak atmosfer var. Hani Kadir abi sordu ya işte okullarda neden olmuyor falan. Onu biraz aşmış gibi. Mesela ben canlı yayınlarda bazen bağlantı alıyorum. Manisa'dan arıyorum diyor. Nasıl buldunuz diyorum. Bizi işte diyor gençlik merkezi buraya geziye getirdi. Abi ne kadar güzel falan. Oradan başka şehirlerden çocuklarla falan konuşuyoruz. Hani hoca demiyorlar. Abilerimiz var, ablalarımız var gençlik merkezinde diyorlar. O sıcak bir atmosfer var. Hani o şeyi aşmışlar artık. Çok rahatlar. Evet. Evleri gibi hissediyorlar. Gençlik lideri diyoruz. Adı evet. Üstünde. Bir de şu noktada müdürüm herhalde bir etkisi var. Bazı bağımlılıklardan da kurtarıyor mu? Hani yani kötü bağımlılıklara ulaşacak çocukları oraya alıp doğru bir madde bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi kurtarmak kelimesi üstünde ben duracağım. Evet. Şimdi örneğin bütün devlet kurumlarımız uyuşturucuyla mücadele ediyor. Evet. Örneğin emniyet suç ortaya çıkacak ki hareketimizin başarılı bir emniyet müdürlüğüne sahibiz. Çünkü Türkiye'de en çok uyuşturucu nüfus oranına göre en başarılı uyuşturucu mücadele bizim emniyet. Evet. Sağlık İl Müdürlüğü tedavi isteyecek veya devlet yönlendirecek uyuşturucuya ulaşmış, müptelası olmuş bir genci bir kişi o zaman devreye girecek. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önleyici kurumdur. Yani kurtarmak evet orada da varız çünkü rehabilite edilecek gençleri bize geliyor spor yoluyla işte gençlik merkezinin faaliyetleriyle güzel şeylerle iki taraflı bir hizmet o zaman. Ben bunu şöyle somutlaştırıyorum. Spora geçeceğim. Gençlik merkezinde sporu ayrı tuttuğumdan değil. Bakın biz turnuvalar yapıyoruz sürekli. Ersin, şahit. Yani işte öğretmenler günü turnuvası, polis haftası turnuvaları, şeyleri. O çocuğun boynuna o madalyayı asıyoruz. O çocuk götürüp odasına asıyor bunu. Ve diyor ki ben madalya sahibi bir sporcuyum. Bana hata yapmak yakışmaz. Buyurun size uyuşturucuyla mücadele, buyurun size suçla mücadele. Evet. Devlet sonrasında çok para harcıyor bunları biliyorsunuz yani bu mücadele. Ulaştıktan sonra. İşte önleyici kurum olarak misyonumuz daha kritik bizimki. Dedim ya, biz bir şey koymazsak başkası gelip yanlış şeyler, bir şey koyacaktır. Mutlaka. Boşluk dolacaktır illa bir şekilde. Mutlaka. Yani bu misyonumuz var ve akademik başarı üstünde bir araştırma yaptık. Velilerimiz ne diyor? İşte ya spora göndersek dersleri ne olacak diye soranlar. Spor yapanların akademik başarısında yükseldiğini gördük. Yani. Şurada şunu da paylaşabilir miyiz? Elit kesimler spora yönlendirmiyor aileler. Kırsal kesimlerin çocukları spora daha çok yönleniyor. Aksaray'da ben bunu görüyorum. Ha, doğru. Elit isimler daha çok okumasını istiyor. Sporla hiç alakası çocukları şey yaptırmıyor. Evet. Ama kırsal kesimin çocukları şöyle baktığımız zaman bütün başarılı başarıları alanlar, bize şampiyonluk getirenler, kupa getirenler hep kırsal kesimin çocukları. Evet. Onlar daha çok istekli görüyorum. Evet. Hem okul hem spor. Bunu niye bağlıyoruz mu? Şimdi şöyle, Anadolu ağzıyla konuşalım. Evet. Biz de şımartıyoruz çocuklarımızı. Mesela bir hafta eskirime geliyor çocuk. Baba ben sıkıldım diyor, okçuluğa gideceğim diyor. O da bir hafta sonra sıkılıyor, işte şuna gideceğim diyor ve sonra işte havuza, yüzmeye falan derken anne baba yoruluyor. Anne baba yoruluyor. Fakat imkanı daha kısıtlı çocuklarımız tuttuklarına sarılıyorlar. Evet. Çünkü hayatlarında alternatif yok. Birçoğumuzun çocuğun elinde evet. Şımarma şansı yok. Son model telefonlar, bilgisayar, evde her türlü rahatlık var. Hani bu şey değil yanlış anlaşılmasın evet. Aman rahat etmesinler şey yapmasınlar malumunuz eskiler öğrenciye talebe demişler yani talep eder evet. İsteyer evet. Evet bu istek arzu oluşmadıkça benim antrenörlerimin çoğusu milli antrenör
kaliteni ver. Kaliteli hocalarımız var. Birazdan belki olimpiyat safhasına geçince bunu daha çok açacağız veya branş branş atletizm gibi. Bu da sadece ayrı bir şans. Yani ama talep olmadıktan sonra Ersin Bey'in dediği gerçekten çok önemli bir nokta. Çocuklarımız birçok imkana sahip oldukça, aileler onların rahatını düşündükçe kendilerini yormamaya başlıyorlar. Değişim doğrusu sporda zorlanma var. Zorlanma var. Ersin iyi bir de ağırlık çalıştığı için. Evet, müdürümle aynı zamanda beraber aynı salonda spor yapıyoruz. Evet, bu arada bir mesajımız var, onu okuyalım müsaade ederseniz. Akın abi, Cüneyt müdürüme çok selam söyle. Aksaray Gençlik Merkezi Gönüllüsü Yusuf Düzben. Aynen. Çok seviyoruz hocamızı. Mehmet lider, Hilal lider, Betül lider, Mustafa lider, Yasemin lider ve Selma lider. Onlar lider değil, ablamız, abimiz. Cüneyt hocam müdür değil, abimiz. İçimizi döktüğümüz, her şeyimizi anlattığımız tek resmi kurumdur Gençlik Merkezi demiş. İşte biz de tam bundan bahsediyorduk değil mi? Evet. Hani bu samimiyet, bu ilgi alaka. Mesela ben de sizinle birkaç defa karşılaştım. Daha önce hiç samimiyetimiz olmamasına rağmen o sıcaklığı hissettik. Yanınıza geldiğimiz zaman bir konser organizasyonumuz olmuştu, Ersin abi bilir. Yanınıza geldiğimizde bu sıcaklığı biz de hissettik. Demek ki gençlerde de aynı şey var. Sağolsun. Müdürüm, ben bir de şunu sormak istiyorum. İlk başta dediğiniz ki programa başlarken 42 branşta sporcumuz vardınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi 42 branşta peki biz hem hoca yönünden hem salon yönünden hem alet edavat olarak işte her türlü imkanı sağlayabiliyor muyuz, yoksa hani belli branşlarda profesyoneliz, bazı branşlarda alın size salon, kafanıza göre takılın ya da hepsinde hocamız var mı, işte tabii, imkanımız var mı, bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Temel noktada bütün ihtiyaçlarımız vardır. Evet. Ama profesyonel noktaya gelince, örneğin bir kondisyon salonundan bir diyetisyenden bir fizyoterapist ve bir buz havuzuna kadar tabii bu iş şekilleniyor, çeşitleniyor. Yani. Artıyor biraz da, evet. Biz de şöyle, elit sporcu diyoruz bu kesime. Mesela uluslararası müsabakalara katılan sporcularımız elbet bir tık üstte şey oluyor. Bunların bunlara sağlamamız gereken imkan diğerlerine sağlamamızın bir faydası olmuyor. Çünkü sporda da basamak basamak. Evet. Ama temel noktada bütün branşlarda tesisimiz, malzemelerimiz ve hocalarımız hazır durumda. Yoksa sadece adı olan veya eksik olan bir şey içimize sinmez. Onun için temel noktada her şeyimiz hazır. Öyle bir sıkıntımız yok. Tabii, tabii. Peki bir de şey sormak istiyorum. Şimdi az önce Ersin Bey de bu konuya parmak bastı da işte varoşlardan hani daha çok ilgi alaka var. Peki buna her isteyen, şimdi mesela bizi velilerimiz dinliyordur. Acaba benim çocuğum da gitse mi diye bir soru işareti oluşmuştur kafada. Nasıl başvurabiliyorlar, nasıl gelip gidebiliyorlar, işte servis imkanı var mıdır ya da kendi imkanlarıyla mı gelip gidecek, atıyorum çok uzak bir yerde oturuyor. Belki yakın bir mahalle oturan rahat gelip gidebilir, yürüyebilir ama mesela Türkiye'den gelecek diyelim. Evet. Ne gibi imkanlar sağlıyorsunuz? Spor, nasıl başvurabilirler? O yaz spor okulunda var servisimiz. Yok, sürekli var. Sürekli. Şimdi iki tane yarım otobüs diye tabir ettiğimiz minibüsümüz sürekli link atar şehir içinde. Evet. Şu anda tabii Toki'ye uzanamıyoruz maalesef. Ben onu bir örnek olarak verdim. Hani böyle bir imkan var. Toki'de de biz tesisleşmek için çok çabalıyoruz ama Toki'nin hep dışında arsalar, uygun arsalar var. Biz istiyoruz ki herkesin yürüyerek gelebileceği bir yer olsun. Ama şehir içinde başvuru mu yapacaklar? Başta bizim Dağılgan'da malumunuz 153 dönümlük bir kompleksimiz var. Evet. Orada idari binamız, gençlik merkezimiz ve birçok tesisimiz zaten orada. Buraya da gelebilirler. İşte yüzme havuzuna, Atatürk Spor Salonu, Hasan Dağ, işte güreş salonumuza, her yere başvuru yapabilirler. Bizim tesisine gelip orada gerekli bilgileri alıp başvuru yapabilirler. Servis güzergahlarını, saatlerini öğrenebilirler ve bunlar tamamen ücretsizdir yani. Evet. Bilgi almaları ilk etapta oraya adım atıp bir iletişim kurmaları yetiyor. Örneğin bazı zaman çok enteresan sorunlarla karşılaşıyor. Gençlik spor değil mi diyorsunuz? Evet. Çocuğa spor yaptırmak söz var mı? Burada spor yaptıracağımız bir yer diyorlar mesela. Biz orada mahcup oluyoruz. Demek ki biz anlatamadık, biz tanıtamadık diye yani. Vatandaşımız bilsin. Gerçekten şu anda antrenörüyle, salonları, sahalarıyla, malzemesiyle, emirlerine hazırdır yani. Bizim işimiz çünkü bu. Peki bu konuda biraz daha siz bir ekip kurup
okullarda bir ne bileyim anlatmaya yönelik bir şeyler yapıyor musunuz? Yapıyorlar. Var değil mi? Öyle belki... Sürekli antrenörlerimiz ve liderlerimiz geziyorlar. Şimdi malumunuz okulların dağılış saatleri belli. Hı. Gündüz mesela teori saatlerimizdir çalışanlarımız için, antrenörler ve liderler için. Bunlar okulları ziyaret ederler. Okul idarecilerine müsaade isteyip tabii resmi yazışmalar. Ben buna şahidim yani. Hı. Öyle bir sistemleri var. Evet. Sınıfa girip bir 5 dakika işte branşları tanıtıp işte nereye gidecekler, ne yapacaklarını sürekli tanıtıyor personelimiz sağ olsunlar. Onda sıkıntı çünkü yok. Başka türlü dahil edilemez yani evet. insanlar değil mi? Belli evet. kısmı bilir ama diğerleri bilmez gibi olur. Evet. Ama dediğiniz gibi eğer sınıflara kadar inebiliyorsak çok evet. güzel bir faaliyet. Diğer illere göre müdür biraz daha aktif görüyor beni. Gençlik spor il müdürlüğü. Bunu niye bağlıyoruz? Şimdi ilk soruyu savuşturdum. Şimdi diğer illerde de kıyas içine girmeyelim ama kısaca şunu söyleyelim. Pardon, telefona bakmak zorunda kalıyorum. Çünkü tesislerimiz gece 11'e kadar açık. Sürekli bizim teyakkuzda olmamız lazım. Şöyle bir şey söyleyeyim, geçeyim. Çünkü oradakiler de mesai arkadaşlarımız. Çevremizdeki 5 ilden, bunun içinde 2 tane de büyük şehir var. 5 ilden tek başımıza faaliyet ve başarımız daha fazla Aksaray'a var. Olimpik Havuz, Türkiye'de sanırım 3 tanesi biri Aksaray'da bu şekilde bir havuz. Tam olimpik havuz sonradan biraz arttı. Sonradan arttıysa bilmiyorum ama ilk etapta şey bizim ilkiye giriyorduk. Evet. Havuz olması yetmiyor. Bakın orada kimyasallarından tutun makine dairesine kadar çok karmaşık bir sistem. Onun orada sağlıklı ve pırıl pırıl olması çok büyük gayret gerektiriyor. Yine havuz personelimiz bu konuda gayretli. Şimdiye kadar bu konuda hiçbir şikayet duymadı. Çok şükür. Evet. Yani sağlık İl müdürlüğü de sürekli numune alıp bize rapor. Müdürüm işte Aksaray'ın yüzme havuzu gerçekten de bence büyük bir başarı diyorum. Neden büyük bir başarı? Burası kırsal bir kesim olduğu için, denizimiz olmadığı için burada evet. çoğu insan yüzmeyi bilmiyordu. Doğru muyuz? Evet. Yani kanallar vardı o zaman, o olay da bitti. Şu anda yeni nesil bütünüyle sizin yüzme havuzunda, hocalarınızın denetiminde yüzme evet. öğretiliyor. Evet. Ben bu konuda size teşekkür ediyorum. Çünkü yüzme bilmeyen kalmıyor yeni nesilde. Evet. Bu konuda neler söyleyeceğiz? Hocalarımız hakkında neler diyeceğiz? Uzman birer hoca. Şöyle, ellerinden kimse kurtulmaz. Evet. Yani en çok sudan korkuyorum diyen, ben asla yüzme öğrenemem diyen herkese öğretiyorlar. Bunun yanında bir de su topu takımımız var. Evet. Müsabakalara katılan yüzme takımlarımız var, kulüp çalışmalarımız var. Havuzumuzda iki çeşit hizmet veriyoruz. Birincisi yüzme eğitimi, ikincisi serbest yüzme. Bilmiyorum programa şey yapmak için arada bir espri de katıyorum da. Tabii. Şimdi bizim insan özellikle orta yaş ve üstü Abdülkadir abi. Şimdi geldiklerinde soruyoruz, yüzme mi öğreneceksiniz yoksa serbest yüzme mi? Çünkü seansla bay bayan yaş grupları buna göre programımız değişiyor. Ne demek efendim diyor. Yok, derede öğrenmek zorunda. Antrenörü yüzeriz. Serbest. Can kurtaranlarımızın ve yüzme antrenörlerimizin zorlandığı bu arkadaşlarımızdı. Çünkü havuz 3.05 derinliği. Abi bayağı derinmiş. Boyu geçer. 50 metre ve 25 metre. Çok gitmediğim için bilmiyorum ben. Boy 50 metre, en 25 metre, derinlik 3.05. 3 metre 05 santim. Yorulan bir daire boyu. Gider ama yorulduğu an tehlike. Yok, ilk atla kanalda yüzmeye benzemiyordur. Yani ben sık sık gittiğim için midir? Son bir senedir gitmiyorum. Daha önce devamlı gidiyordum. Gerçekten de çok farklı. Denizden çok çok farklı. Mutlaka. Deniz en azından kaldırıyor. Burada gerçekten yüzmeyi bileceksin. Ama burada sabırla devam eden hocalarımız gerçekten mükemmel derecede yetiştiriyorlar. Ondan sonra şeye geçiyor. Serbest yüzme seanslarına geçiyor. Kendi başına yüzebiliyor. Hocam bir de şey var herhalde. Kontrollü insanların hastalıklı moşelimin olduğunu herhalde raporlarla falan Şöyle, o rapor geçen sene Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği emirle kaldırıldı. Hı. Yani rapor şart değil dedi. Tamam. Fakat biz yine hassasız bu konularda. Vatandaşlarımız merak etmesinler. Yani güvendeyiz. Mutlaka. O kadar kişi giriyor. Pazartesi evet. günleri kapalı sanırım değil mi bizim? O bir temizlik oluyor. Haftanın pazartesi tamamı temizleniyor. Mutlaka abone olmak zorunda mı? Yoksa evet, günübirlik gittiğinde girebiliyor mu insanlar? Günübirlik de girilebiliyor ama işte... Abone olacak, kart veriyorlar. Abone olmak daha... Yani giren çıkanı kontrol amacından evet. daha avantajlı oluyor. Kart olarak giriliyor içeriye zaten.
Ona tabiri caizse bu kontör gibi bir şey yapılıyor gelişte. Havuzumuzun şeyi şu anda şeyi açmaya çalışıyoruz anaokullarına. Çünkü gündüz vakitleri biraz daha müsait olabiliyor. Biz de neden küçükken anaokulu yaşlarında bu çocuklar bunu öğrenmesin. Şimdi onunla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yurt dışında sanırım var. 3-4 yaş grubundan başlıyor yüzme grupları. Çok evet. Güzel bir hizmet olur. Evet. Şimdi biz 5 yaşından 6 almamaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şu anki personelin, havuz personelinin 2 katı olması lazım bazı şeyleri kaldırabilmek evet. için. Ve uzmanlık gerektiriyor bazı şeyler. Geçen takip ettiniz mi bilmiyorum. Yine bedensel engelliler yüzme Türkiye şampiyonası vardı. Evet. Bizim torun 4,5 yaşında, demek ki 5 yaşına gelene kadar 6 aydan bekleyeceğiz. Evet. Yani mutlaka. Nasıl ki eğitimde kas gelişimi önemli, işte okuma yazma öğrenmek için. Bunların da kendi içinde şartlar barındırıyor. İşte geçen bedensel engelli, evet. Program yapmıştık. Evet, engelliler için bile bir profesyonellik lazım. Çeşit çok olunca, evet, evet bugün sporda her çeşit insanla spor yapmamız gerekirken, burada asıl olan antrenörün çeşitliliği. Evet, uzmanlıklar değişiyor. Bir engellilerle uğraşan antrenörün tamamen işinin bu olması gerekiyor. Şimdi burada tam şuna ben bir değinmek istiyorum. Yüzmede başarımızı soracağım da. Kulağımda şöyle şeyler geliyor işte, Aksaray'da yüzmeyi öğrenen çocuklarımız Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gitti. Artık orada devam ediyor. Evet. Böyle sporcu gönderebiliyor muyuz büyük kulüplere, böyle bir açar mısınız bu konuyu? Benim, başarılarımız nelerdir? Aksaray'a nadir sitemlerimden biridir. Bakın, bugün Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediye, evet, Enka Spor Kulübü, bunlar devasa kulüplerdir. Çocuklarımız belli bir seviyeye getiriyoruz. Maalesef Aksaray'da sponsor ve destek bulamayınca için, işte gel aylık 2500 lira maaş verelim, bizim adımıza yarış deyip elimizden kapıyorlar. Bakın birçok büyük kulübü Aksaray'ı destekliyor. Bunlar verilerle ortada. Evet. Yani merak eden araştırabilir. Bugün değişik branşlarda 100'e yakın çocuğumuz milli takımlarda. Bakın bir eskrimde 3 tane, yani kimin aklına gelir eskiden bir branş olacak Aksaray'da ve bunun içinde 3 tane çocuğumuz milli takımda olacak. Ama yetiştiriyoruz. Bizim mevzuatımız, yönetmeliğimiz gereği belli bir yere kadar tabii şey yapabiliyoruz ama ondan sonra kulüpler kapıyor çocuklarımızı. Ve bu çocuklar belli bir seviyeden sonra Aksaray adına yarışamıyor. O kulüp adına yarışıyor. Evet. Artık Aksaray'dan çıkmış oluyor. Bir destek bulamadığı için. Bu sene sadece judoda verdiğim 5 kişi kulüplere. Yani Aksaray'ın ismini uluslararası ve ulusal bütün müsabakalarda duyurulacak çocuk destek bulamıyoruz. Bakın bir branş söylüyorum, judo. Kapıyorlar kulüpten, hemen geliyorlar. Müsabakaları takip ediyorlar, dereceleri takip ediyorlar. Ya hatta hocalarımıza bile talep var yani kulüplerden, inanın. İmkanı olsa hocaları da götürecek. Şimdi İnci kızımız, dünya şampiyonu. Evet. Geçen hafta Portekiz'deki yarışlarda üçüncü oldu, Avrupa üçüncüsü oldu. O da birazcık, tabii bunlar ayrıntıya giriyor ama ilk start anında krampon yemesi, işte ayak bacağı kanıyordu kızımızın çünkü buraya geldiğinde bile. Ondan dolayı yani kısa bir farkla üçüncü oldu. Geldi hemen Türkiye rekoru kırdı. Salon 3000 metre rekorunu kırdı. Bu kızımızı ne kadar elimizde tutabileceğiz? Evet. Şimdi bu çocuklarımız bir anne baba gibi gördüğü antrenörün elinden çıkıp başka yere gidince bu defa düşüşe geçiyor. Burayı da kaybediyor, belki orayı da kaybediyor. Evet. Hepsi değil. Yani şu anda Hatice hocamız var, İnce kızımızın hocası. Anne kız gibiler. Hı. Ve biz ısrarla bunları tutmaya çalışıyoruz. Sağ olsun Sayın Valimiz geçen bir çalışma yapalım, çocuklarımıza sahip çıkalım dedi. Şu an çalışmamızı yapıyoruz ama bu iş biliyorsunuz özel sektördür yani. Özel sektöre düşen görev tabii ki sponsor olmak ama bir de yasalar acaba buna ne kadar bir imtiyaz verir? Mesela bu öğrencilere sahiplenseniz vergiden muaf falan deniliyor mu? Oluyor. Sporda teşvik var. Yani talep etmeleri yetiyor. Yani
biz duyuruyoruz ve diyoruz ki yani uluslararası bir derece elde etti. Sizin pankartınızı açsın, isminizi. Buna bir engel yok ki. Yani dediğim gibi bir en pahalı branşlardan biridir tenis. Yani teniste dedim ya işte Mine hocamız uğraşıyor, didiniyor, belli bir yere kadar getiriyor ama ondan sonra artık daha üst profesyonellik gerekiyor. Şu an bizim kapalı kortumuz yok, tenis kortumuz yok. En masrafsız müdürüm, atletizm en büyük başarıları da oradan geliyor. Evet. Oraya bile sponsor bulamıyoruz yani. Yani evet. Bu sponsor olunabilir atletlerimize. Çünkü onlar gerçekten evet. ihtiyaç sahipleri ve masrafsız sevgili izleyenler. Masrafı yok. Çok cüzi bir masraf var ve ismini her yere duyurabiliyoruz. Bugün Kocaeli olsun, İstanbul evet. Büyükşehir olsun, bunlar hep bunlar yarış. Bizim çoğu sporcumuz oralarda zaten. Evet. Onların adına yarışıyor. Evet. Ya aslında en büyük gurur ne biliyor musun? Mesela atletizmde müsabakaya gidiyor ya çocuklarımız. Evet. İller Aksaray mı gelmiş? Eyvah biz o zaman ikincilik için düşünelim. İyiyiz yani. İnanın kafadan Aksaray'ı duydular mı ki ağır bu konuda şeydir. İstanbul'daki kulüpler bile düşünün, devasa kulüpler bile Aksaray gelmişse o zaman biz nasıl ikinci oluruz, bunun hesabını yapalım. Zaten Aksaray birinci diyorlar. Bakın bu çok önemli bir gurur. Evet. Hocam, buyurun devam edin. Bizim kurumun bir misyonu da şehrin tanıtımıdır. Evet. Şu anda bile yurt dışında sporcularımız var. Türkiye'nin dört bir tarafında müsabakalara gönderdiğimiz çocuklarımız var. Bunlar orada nereye tanıtıyor Aksaray'ı? İlla ki yani mesela bir Manisa Spor diyoruz, onunla tanıyoruz Manisa evet. ya da Sivas Spor diyoruz Akhisar. Değil mi? Akhisar diyoruz çok mesela bir ilçe, Akçaabat. Aksaray'da bu eksiklik var gerçekten midir? Hani spor turizmi ya da spor tanıtımı çok fazla yok gibi. Şimdi sizin anlattığınız kadarıyla biraz bunun ilerlediğini fark ediyoruz, görüyoruz ama biraz da tanın desteklerle olacak bu iş. Biraz daha hani Aksaray'la iş adamlarımızın, diğer kurumlarımızın destekleriyle biraz daha, bir tık daha yukarıya bunu i̇şte yükseltebiliriz sanırım. Kastımız bu safhaları da aşmak. Peki sadece sponsorluk yeterli mi? Yoksa hani kulüp bazında kulüpler mi kurulmalı? Yani kulüplere destek mi olunmalı? Çok yoksa sadece sizin bünyenizde mesela sponsor olarak bir firma bunu devam ettirebilir mi? Yani çok ileri safhalara kadar. Çok önemlidir. Malatya ev tur örnek. Malatya ev tur. Çok süper. Süper. Malatya ev tur Malatya. Evet. Örnek. Şu andaki bizim ev tur. Buradaki Ev Tur Malatya'nın sponsoru. Ve ismi de Ev Tur Malatya Spor oldu. Direkt. Yani şimdi bunun devamlılığı çok önemli. Çeşitliliğine gelirse sporda sponsorluk için hiçbir engel yok. Kaba tabirle işte bir takımın göğsünde falan köftezi diye bir şeyle karşılaştık değil mi yani? Ama ne oldu? Bayilikler açmaya başladı Türkiye'nin dört bir tarafından. Hani köfteci nedir bizde işte küçük bir alanda yemek hizmeti veren bir lokanta tarzı ama Türkiye'de bir baktık ki her yere şube açmaya başladı. Sponsorluğun getirisi bu yani reklam. Ama onun dışında spor kültürü gözüyle bakmak. Evet bizim bu işte bir payımız olsun dedi. Çocuklarımız Aksaray'ı tanıtıyor. Tanıtıyor. Ve Aksaray'ı tanıtmakla kalmayıp değer de kazandırıyorlar madalyalarla. Kızımız gidiyor Avrupa'da şampiyonluk kazanıp geliyor. Dünya şampiyonu olup geliyor çocuklarımız. Bakın şu an Antalya Aksaray diye inliyor şu anda. 68 madalya. Bu şurada. Bir sorum şu olacak. Salon sporu Aksaray'da son günleri sadece belediyenin bir bayan handball takımı kaldı. Onun dışında yok mesela geçmiş yıllarda Gençlik Spor İl Müdürü'nün bir bayan handball voleybol takımı vardı. Gerçekten evet. de türbinleri dolduruyordu. Güzel evet. bir sistemdi. Yeniden Cüneyt Bey bir bayan voleybol takımı düşünüyor mu? Yani... Şimdi az önceki soruyla bağlayayım ben bunu. Dedikleri gibi kulüpleşme çok önemli. Ona değinmedim. Şimdi kulüpleşme çok önemli. Şimdi biz bütün branşlar işte yanında gençlik merkezi dağılıyoruz. Açıkçası dağılıyoruz. Kaliteli hocalarımız var. Bu branşlarda. Ayağa kaldırmamız için ilk önce Aksaray'da rekabet ortamının olması lazım. Bir de müdürüm elimizde bir BESÖ var. BESÖ'de de çok iyi öğrenciler seçilip evet. geliyor. Evet. Yani öyle bir avantajımız da var. Oradan bir BESÖ evet, iletişimden. Birçok branşta Türkiye'de derecesi olan okulumuz.
Aksaray onu da söylemek. Şu anda spor bilimleri oldu ama bakın şöyle. Evet takımına çıkarıyor. Çünkü başarılı sporcular hep bizim Aksaray'a geliyor ve şu anda da evet. Bayağı iyi durumdayız. Şimdi yani oradan bir takım kurmayı düşünüyorum. Bizim için kuracağız. Ama şunu söylüyorum. Kulüpleşme artmalı. İlk önce biz kendi içimizde rekabet ortamında kendimizi geliştireceğiz ki dışarıya çıktığımızda o bunun faydasını görelim, daha farklı rakiplerle baş edebilelim. Şimdi biz de evet voleybol, basketbol, handbolu bir kenara bırakıyorum şu anda. Takım sporlarda yükselen değer handbol. Kulüpleşme az olunca ve bu branşta da takım az olunca kendi içimizde geliştiremiyoruz kendimizi. Rekabet ortamımız zayıf oluyor. Kulüpler bazında da şu anda Metropol Koleji kimseye vermiyor şampiyonluğu. Yıllardır baskette özellikle. Baskette hep devamlı şampiyonluklar getiriyor. Yine bu hafta içinde yine bir şampiyonluk getirdiler. Tabii bu şu da çok önemli. Yani orayı yöneten kişinin mesela Mehmet Erim diyor basketi çok seviyor. Evet. Seven kişiler başarıyı getiriyor. O konuda biraz açar mısınız? Milli bir şeyi var. Ya, bilinmemesi daha iyi. Yani bence bilinmesini istiyorum. Ben sadece sanırım ben biliyorum. Bunu. Evet, Aksaray'da bunu bilen çok nadirdir. Çünkü müdürüm çok kibar, çok nazik. Yani müdürün tersine gelmeyin diyorum. Biraz da o konudan bahseder miyiz müdürüm? Bunu gerçekten bilen yok. Bilmesini istiyorum. Şimdi bizim bir felsefemiz vardı. Her kapıda çırak olacağına bir kapıda usta ol. Evet. Tabii o zamanlar imkanlar böyle değildir. Biz boksu tercih ettik, seviyorduk da. Asla başkasına zarar vermek veya başkasına efelenmek amacıyla değil. O zaman sporun ruhu kayboluyor. Zaten başarı elde edilmez. Onun için insanlar kondurmuyor. Evet. Bizim, eğer o sizin güzelliğiniz, bakışınız tabii. Onun bir şey görüyor musun? Bunu sporun etkisidir. İnanın. Evet. İnanın yani. Çünkü insanlar... fiziksel olarak görünmesi bile bir elektrik yüklenirler. Evet. Zaten birçok tartışmalar, gerginlikler bundan çıkar. Spor bunun deşarjı için iyidir. Hele hele boks gibi bir spor. Evet. Tabii milli boksörüz. Evet. Şu anki eskiyi kıyaslamak için hemen araya bir not eklemem lazım. Örneğin milli oldum, üniversite öğrencisiyim. 3500 mark istediler benden yurt dışında ülkemi temsil etmem için. Şu anda okul sporlarında bile çocuklarımızı il dışına gönderirken harcırahları, yeme içme paranı her şeyi devlet karşılıyor. Evet. Eskiden daha zormuş. Yani. Daha zormuş tabii. Evet, çok daha zor. Şimdi imkanlar çok fazla tabii. Evet. Neler ki yapmak istesinler. Evet. İlk etapta kulağa boks, evet işte vurdu kırdı, hayır. Yani spor asla vurdu kırdığı için yapamaz. Hele hele hocalarımız bir yerde kavga ettiğimizi, bir yerde efelendiğimizi ve hatta hava attığımızı duysalar çok fena yaparlardı. Normal çünkü, insandan bile fazla görüp şey yapmıyorsunuz, kavga yapmıyorsunuz yani. Değil çünkü mi? Spor deşarj ediyor yani. Böyle gergin gezenler veya işte etrafına sert bakışlarla gezen insanlar bir zayıflıklarını gizliyorlardır. Bunu bilsinler. İkincisi deşarj olamıyorlardır. Yani hayatımızda bakın ne zaman rahat uyuyoruz, çok yorulduğumuz zaman yattığımız yeri beğeniriz. Vücut da öyledir. Sporun ahlaki yönden, moral, motivasyon yönden, psikolojik yönden faydalarını saymakla bitiremeyiz. Biz istiyoruz ki evet Müslümanız elhamdülillah, sevilmek daha iyi. Başkasına olumsuz bir şey için spor yapılmaz. Hava atmak için şey yapılmaz. Ya da zarar vermek için. Spor halkına terstir bunlar. Ha, ilimizde boks branşını en geriye bıraktım. Bunu da itiraf edeyim. Çünkü işte hani kendi branşı ona çok önem veriyor. İşte genelde oraya yatırım yapıyor demesinler diye. Evet itiraf edeyim. Millet ne der diye iş yapmıyor. Onu en sona bıraktım. Bugün Wushu, işte az önce anlattığım Kung Fu'du. Yani Türkiye'deki lisans adıdır Wushu. Bildiğimiz Kung Fu. Savunma sporu diyelim, dövüş sporu demeyelim de zirvesidir. Evet bugün Avrupa şampiyonlarımız var Wushu'da. Gidin bakın melek gibi maşallah. Hiç inanamazsınız yani.
Bir de sevgili izleyenler, müdürüm böyle fit olduğuna bakmayın. Gerçekten de haftanın belli günleri düzenli bir spor yapıyor. Özellikle spor salonlarına geliyor, ağırlık çalışıyor. Müdürüm son yıllarda Aksaray'da özellikle spor salonlarında bir artış var. Evet. Ve orta yaşlar olsun, gençler de daha çok geliyor. Hani güzel bir vücut olsun, yaza hazırlanalım, bu tür evet. var. Ama oraya geldikten sonra, spor yaptıktan sonra bu spor kendini sanki bir iş, meslek yerine koyuyor. Meslek evet. gibi oluyor yani. Meslek ediniyor sanki insan. Mesela olmayınca rahat edemiyorsun. Evet. O konuda neler söylemek istersin? Şimdi ilk etap gidişle oraya katıldıktan sonra farklılık tabii oluyor. Yani ilk etapta işte şu niyetle niye geldim denmez. Bir şekilde bir adım atılır. Evet, ağırlıktan amaç gençlerimiz için evet. özellikle bayanlarımız için fit bir vücut. Erkeklerimiz için de kas kütlesi demek oluyor ama spor yaptıkça ve sporu soruldukça fikri kendiliğinden değişiyor. Bir de gittiğimiz spor salonlarında bakıyoruz. Evet, bu işin hocaları değişik beyefendi. Olgunlaşmış, olmuş. Yani onlardan da etkileniyorlar. Zaten bizim Aksaray'da özel spor tesisleriyle ilişkimiz çok güzel. Ve onların denetimimiz de çok güzel. Onu da belirtelim. Sevgili izleyenler, denetimler çok güzel. Gerçekten de denetimlerinizi bildiğim için söylüyorum. Eyvallah. Lisans olmayan hocalar zaten orada salonu çalıştırıyor. Hoca yönlüğü değil sadece bugün. Temizlik yönünden. Değişik maddelerin satıldığı yerlerdir başka illerde spor salonları. Yani spor salonu evet üyelikle belli bir yere kadar gidiyor ama asıl orada sattığı işte en masumu nedir? Protein tozu. Evet, evet. Bu yasaldı. Suplementler, evet. Ama bu işin içine steroid girmeye başladığı zaman, kontrolü farklı çok... maddeler girmeye başladığı zaman işin rengi değişiyor. Değişiyor. Yani biz özellikle şunu uyarıyoruz, nazımız geçenlere. Yani böyle bir yaptırımımız olamaz ama lütfen şu spor salonlarında dünya şampiyonu kaslı kişilerin resimlerini değiştirin. Çünkü onlar profesyonel ve çoğusu da steroid kullanıyor biliyorsunuz. Bu işi profesyonel yapıyor. Ekmeğini oradan kazanıyor. Şimdi gençlerimiz geliyor salona. Şimdi çalışıyor bir ay, iki ay, üç ay bakıyor daha bileği kadar olamadı. Evet. Mesela gittiğim salondaki evet. hoca arkadaşımız bu konuda ne güzel bilgilendirme yapar evet. mesela. Herkes bunu yapmaz. Bakın Aksaray için bahsetmiyorum bunu. Ama genelde spor salonlarında yaşanan olumsuzluklar bu defa ya sporu bırakıyor çocuk ya resme bakıyor. Yani şimdi bir Arnold dünyada bir isimdir. Ama herkes Arnold değildir yani. Bütün hayatı bunun üstüneydi. Ya da bu defa başka yanlış şeyler kullanmaya başlıyor. Çünkü gerçekten özenilecek vücutlar. Diyoruz ki bunları kaldırın. Böyle daha bu manken vücutları, definasyon dediğimiz daha şekilli, fit duran resimler, posterler asarsanız çocuklar daha çok motive olur. Evet. Diyoruz. Yani bu konuda bir kez daha sizin aracılığınızda bu uyarıyı yapmış olalım. Gençlerimize de... hassasiyetle çok özür dilerim. Hassasiyetle şunu söylüyorum. Bilmedikleri maddeyi kullanmasınlar. Kendilerine sunulan her şeyi kullanmasınlar. Bu geri dönülmez hasarlar bırakıyor. Buna da dikkat etsinler. Bizim radyomuzun biliyorsunuz bir son zamanlarda bir kampanyası var. Bağımlı olma, özgür ol şeklinde. Sizin evet. bu bahsettiklerinizle örtüştüğü için buna girmek istedim. Biliyorsunuz uyuşturucuyla mücadele, sigarayla mücadele kapsamında evet. bir takım etkinlikler yapıyoruz. Sizin bahsettiğiniz alanların dışında da bazı spor faaliyetleri var ve bu tutku sporlar evet. dediğimiz sporlardan mesela motosiklet, bisiklet evet. bunlar var. O gün sigara etkinliğinde onlar benim hiç beklemediğim güzelliği sergilediler. O gündür bugündür bana dokundukları için midir nedir bilmiyorum. Bir bisiklet sevdası da oluşmaya başladı. Ben sürmüyorum belki ama onların gözlerinde ben gençliğin bir şekilde ona kanalize olduğunda bütün kötülüklerden uzak durduğunu düşündüm. Hakikaten gençler pırıl pırıl ne sigarayla alakaları oluyor ne bir uyuşturucuyla alakaları oluyor. Onun için bisiklet sporunun da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar da hatta Aksaray'da gelişme de var. Türkiye Bisikletçiler Federasyonu'nun yönetim kuruluna Aksaray Üniversitesi'nde görevli
Fatih hocamızın da yönetim kuruluna girdiğini duyduk. Çok sevindik. Onun belki de sayesinde bir milli takımı burada yapma ihtimali olacak ki gelişmeler o yönde gidiyor. Çok da güzel olacak. Biz de bu konuda bir elimizi taşın altına koyalım diye düşünüyoruz. Ve bisikletçiler için bir kulüp kuralım istiyorum. Aksaray evet. Bisikletçiler Kurulu gibi AGİP şeklinde böyle bir kulüp kurmak istiyoruz. Ve gençlerin artık bir şekilde bisiklet sevdasını artırmalarını talep edeceğiz. Bununla ilgili Gençlik Spor İl Müdürlüğü ne yapabilir? Bir de bütün öğrenciler kendi okulunun bahçesinde cumartesi ve pazar günleri aslında bisiklet sürebilmeliler. Yani buna da imkan evet. verilebilir mi? Buyurun. Şimdi bisiklet de bir federasyondur ve bir branştır. Ama tabii belli bir alanı yoktur bisikletin. En son üniversitemiz bir velodrom yaptı malumunuz. Üniversitede Fatih hocamız da bisiklet il temsilcisi, aynı zamanda gönül vermiş birisi. Gönül vermiş birisi. Yani şimdi kerhen yapmıyor. Hakikaten seviyor ve hep bisiklet kullanır gündelik hayatında. Bunun avantaja dönmesi için bizim bir parkurları belirlememiz lazım. İkincisi, büyük faaliyetleri, yarışları Aksaray'a almamız lazım. Şimdi takdir edersiniz, bazen lokal olarak biz şeye yoğunlaşamıyoruz. Yani tesislerimiz var, faaliyetlerimiz var, sporda biraz sonra gençlik merkezlerimiz, köylere kadar, şeye kadar derken bazen bir şeye yoğunlaşamıyoruz. Bazen parça parça hedefler koyuyoruz. Bu dönemde sizinle başlayan işte bisikletle ilgili bu girişimde inşallah bisiklet şu anki bizim gündemimiz olacak. Güzel bir gelişme oldu. Ben hakikaten gençlerle gurur duydum. Bugün de geldi mesela. Çok heyecanlı, evet, çok evet. böyle istekliler. Onun da işte kendine göre parkur dediğiniz gibi olması gerekiyor. Dağ sporu var. Evet. Normal pist alanında yapılması olay var. Ama üniversite bu konuda güzel bir gelişme sağladı. Herhalde kendine göre bir parkur yaptı. Evet, velodrom yaptı. Gelişmeyi Türkiye'nin şampiyonasında belki orada olabilir. Güzel bir gelişme olacak gibi geliyor. Yani Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu konularda da dıştaki tutkuları da bir kendi bünyesine alırsa bir disiplin içerisinde gider diye düşünüyorum. Şöyle, bir bütün gitmeye kalktığımızda şunu gördük. Hepsine tek tek ağırlık veremediğimizi gördük. Bu 4 yıl boyunca evet bir şey ve yaparken hakkını vererek yapalım diye mutlaka sırayla oluyor bunlar. Bu noktada da mesela şu an 200'e yakın bir bisiklet filomuzu oluşturduk. Ne güzel. Ama yarış bisikleti değil tabii. Fakat yavaş yavaş hayatımıza bisikleti sokmak istiyoruz. Sizler işte Fatih hocam gibi değerli isimlerle yavaş yavaş bu işe katılınca ne yapacağız? Tam anlamıyla yapacağız. Yarım yamanlık olmayacak. Hadi şunu da yapalım diğerine geçelim oldu mu? Bize sinmiyor. Size, içinize sinmez. Kaliteli bir hizmet olmaz açık söyleyeyim. Bunun şartları vardır. Sadece bisiklet için demiyorum. Hadi şunu yapalım demekle olmuyor. Belli bir süreç geçirmek lazım. İşte malzemesinden salonuna kadar, hocasına kadar diyoruz ya yani. Bir de toplumun talebine göre bu işler şekilleniyor. O talebi oluşturmak da ayrı bir sorun. İlk 4 yıl önce yedimde bir bisiklet turu yapalım dedik şehirde. Arabalar bayağı korna çaldı, şoförler kızdı bize yani. Bunu da oluşturmak. O zaman trafik polisi arkadaş, ya ne olur lütfen biraz basın hızlı geçin de şu trafiği açalım dediler. 4 yıl önce bu robot tasarımda başlarken İsa hocamla bu noktaya geleceğini bilmiyorduk. Ama bir yerden başlamak lazım. Bazı sabırla, ilmek ilmek, gitmek lazım. Judo salonunu kurduk. Muzaffer hocamla konuştuk. Dedik ki olimpiyat hedefi koyacağız. Evet, bugün sadece judoda 3 tane olimpiyata hazırlanan sporcumuz var. Örneğin yani. Bir atıcılıkta bedensel engellilerde Suzan ve Hakan İş. Karı koca, evet. Bizim canımız Rio'da Rio olimpiyatlarında Hakan 0.72 ile finali kaçırdı. İlmek ilmek, bazı zaman sabırla, bazı zaman yavaş yavaş. Yani böyle diğer türlü saygısızlık gibi oluyor. Hemen yapalım da geçelim. Hani dostlar alışverişte görsün.
istemediğimiz için. Ama şu anda ne oldu? Sizlerin desteği, sizlerin bu hevesi bizi bu işi daha öne çekmeye mecbur kıldı diyelim. Aynen. İnşallah da beraber başarırız. Gençlerimize yarasın da fark etmez. İnşallah. Geçmişte futbol çok büyük bir şeydi, idoldu. Yani hep evet. Çocuğun bir rüyasıydı ama sizin sayenizde Aksaray'da bu biraz zevk değiştirdi. İşin doğrusu gerçekten değişikliklerde olması, bu şekilde her bir konuda başarı elde edilmesi harika bir şey. Fakat bir de basket konusunda biz sesimizi duyuramıyoruz. Yani eskiden futbolun arkasına hemen basket girdi, şimdi basket evet, biraz tamam. Düştü mü? İşte az önce voleybolla ilgili bir dediğim gibi... O branşlar kapandı. Evet, aynı şeyi kapsıyor. Mutlaka belli bir seviyeden sonra maddi destek lazım oluyor. Bu konuda belediyemizin destekleri sporda var. Belediyenin branşıydı zaten, evet. O da kapandı. Evet, işte ilde kulüpleşme olmadıkça, rekabet ortamı olmadıkça takımımızın küme düştü ve kapandı. Evet. Takımımızın tabiri caizse müsabaka antrenmanı yapacağı kaç takım vardı? Yoktu. İşte bu buraya dayanıyor. Hmm. Ana branştı futbol, basketbol, voleybol, handbol diye böyle aşağı doğru giderdi hep sayarken. Ama dediğim gibi bu iş kulüpleşmeyle gider. Kulüpleşme de sporun içindeki arkadaşlarımızın organizasyonu. Ya adliyete dayanıyor tabii ki. Yani belediye ödemezse şahsen ödemesi gerekecek. Şu an takım oyunlarında handbol. Handbol. Mesela ben belediyenin şu anda en güzel yatırımını handbol olarak görüyorum. Evet. Gerçekten en güzel yatırımı şu anda Aksaray Belediyesi'nin handbol. Niye handbol? Altyapısından gelen oyuncular. Mesela geçen hafta burada oynanan maçta Eskişehir Anadolu Üniversitesi oynadı. Muhittin Kılıç hocamız 4 tane altyapıdan kızlarımızı takım içine yerleştirmiş. Onları ara ara maça girdirdi ve onlara da ayrı bir hava yaşattı. Evet. Ve altyapısı da başarılı maçlar çıkarttı geldi yani. Benden daha iyi bilir. Evet. O yüzden evet, o yüzden söylüyorum. Belediyenin en büyük yatırımı şu anda handbol diyor. Evet. Handbol demişken evet. Ulusal karşılaşmalar da bir Aksaray'a taşındı. Evet. Ulusal şampiyonlar ev sahipliği yaptı. Evet. Hatta ben TRT'den izledim maçta. Aa Aksaray yazıyor falan dedim. Takımımızın handbol takımımızın Süper Lig'de olmuş. Yani onun bir üstü yok artık. Şu anda en üst seviyede oynuyor. Evet. Onun ulusal, bir üstü yok. Peki ulusal maçlar Aksaray'a nasıl geldi? Niye geldi? Yani bir sürü salon var. Yine kocaman kocaman salonlarımız, şehirlerimiz var. Antalya var, İstanbul var, İzmir var. Niye Aksaray? Evet. Niye burada oldu? Bize katkısı şimdi, ne bunun Aksaray'a? Şöyle, Hakan Gümüşsoy kardeşime burada alıp teşekkür etmesi haksızlık evet. Olur. Evet. Kendisi şu anda Handball Federasyonu'nda Bayan Milli takımının sorumlusu aynı zamanda. Federasyonda da etkin. Gayretli işini seven, branşını seven bir kardeşimiz. Bunun bir kere çok büyük bir etkisi var. Aksaray'a alınmasında. Çünkü sporda da biliyorsunuz lobi ve kulis gücü çok önemlidir. Bu evet. Konuda Hakan kardeşimizin gayretlerini kimse göz ardı edemez. Top bize geldi. Evet, Aksaray'a alındı. Hakan kardeşimle çok hayret ettiğimiz şeyler yaşadık. Şimdi artık tesis noktasında gençlik sporum sorumluluğu başladı. Malum zeminden her şeyine kadar milli maçın yapılacağı o da bir artı ortama, oldu bize zemin. Mutlaka. O ayrı bir hikaye. Evet. Bunu Hakan'la da sorun. Evet. Neyse. Bir baktık ki handball camiasından hepsini kastetmiyor. Evet. Ne işimiz var Aksaray'da? Evet. Aksaray'da neresiymiş? Gibi daha bahsedemeyeceğim. Çok nahoş eleştiriler. Şunu anladık. Bir Anadolu şehrinin bu işi alnının akıyla yapması gerektiğini ispatlamamız lazım. Bunu anladık. Evet. Yeri geldi sabah 3.30-4'lerde gittik. İnan. Ve o salon hazır oldu. Bu defa diğer safa başladı. Evet, Hakan kardeşimizin kolis gücü ve tamamen Aksaray'a alınması kendi başarısı. Sahayla da bitmiyor herhalde. Evet, sahayla hazırladık. Ama ambiyans, ortam. Evet. İşte baştaki soruyu bir daha, neden Paralimpik Merkez Aksaray'da yapılıyor? Aksaray işte o gün seyirci zorla kimseye getiremez. Evet. Yani ilk maçta içerideki kadar geri dönen oldu. Malum milli maç, emniyet tedbirleri, emniyet müdürlüğümüz bu konuda hassas davrandı ne olur ne olmaz diye ama yani minimum 7-8 bin kişi geldi bu maça. Evet. Ve çok şükür Aksaray bir rekor kırdı.
Handbol Federasyonu Başkanımız dedi ki bu rekor. Oyuncular dedi ki keşke bütün maçlarımız Aksaray'da olsa, öyle bir motive oluyoruz ki. Bütün maçlar kazandı. Bu maçtı yani. Seyirci çok güzel. Müthiş. Ambiyans çok güzel. Müthiş. Evet, biz o salonda her türlü milli maçı oynatırız. Hele de şu ara inşallah dua edelim. Bir müjde daha verelim buradan. Futsal Avrupa Şampiyonası %80 Aksaray'da. İnşallah. Yani. Bayanların handbol milli maçı da Aksaray'da Mart ayında, 25 Mart'ta. O da büyük ihtimalle Aksaray'da olacak müdürümdence, ben söyleyeyim. Onu da duyurmuş o adam. Evet, yani. Evet, onu da Aksaray'ın da buna öncülük etmiş olduk. Evet, duyuyoruz, ilk buradan yani söylüyoruz. Buradan müdür bu konuda açar mıyız? Evet, 25 Mart'ta da şimdiye kadar... Bir aksilik olmazsa tabii. İnşallah. Yok, şu an kesin. Kesin değil mi? Muamma olan, yani en azından %80 itibariyle kesinleşmiş diyemeyiz de, Futsal Avrupa Şampiyonası Aksaray'a verilecek. Evet. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor almak için. Futsal'da bir açar mısınız hanım, bilmeyen futbol, seyircilerimiz? Salon futbolu. Onu da söyleyin, bilmeyenler. Malumunuz dünyaca ünlü futbolcular bile futsal turnuvalarına katılırlar. Salonlarda evet, oynadığımız. Bildiğimiz futbol ama küçük top. Evet, spor salonunda oynadığımız futbol maçı. 25 Mart'ta bu defa bayan handbol takımımızı ağırlayacağız. Milli. Ve Litvanya'ya karşı. İlk şeyde bayağı stresliydik milli maçta ama ikinci maçta bir baktık ki ya bu Aksaray bu işi götürüyor ya. Evet. Kasmaya gerek yok. Rahat ol. Aksaray bu işi götürüyor. Dediğim gibi en büyük organizasyonları bile alabiliriz ama seyirci olmadıktan sonra, o ambiyans olmadıktan sonra hiçbir seyir zevki olmuyor. Ve ikisini de TRT canlı yayınladı. Evet. Önceden işte malumunuz bazı organizasyonlarda ulusal kanallarla, hele TRT gibi devasa bir ulusal kanalla, uluslararası bir kanalla görüşmeye çalışılır. İşte yayınlatılmış. Bu defa TRT takip etmeye başladı. Evet. Aksaray'daki ortam. Evet. Yani muhteşem. Sunucunun da birkaç defa söylediğini hatırlıyorum yani. Aksaray seyircisi süper, hiç durmuyor, oturmuyor, evet, takımımızı evet, coşturuyor diye. Devamlı onun anonsu da yapıldı. Evet. Bu da ayrıca bir ekstraydı ama bunun şeyi de vardı müdürüm. Hani sadece spor olarak değil de ekonomik olarak da bir Aksaray'a katkısı var. Tanıtım olarak bir katkısı var. İşte bir televizyonda Aksaray'ın gözükmesi, evet, insanların Aksaray'ı tanıması adına da çok büyük bir hizmet bu. Hem size hem de bahsettiğiniz hocamıza... Hakan Gümüşsay evet, hocamıza da buradan sevgiler olsun. Çok teşekkür ediyoruz ona da. İnşallah şeyleri biraz açız biz Aksaray olarak. Böyle organizasyonlara ihtiyacımız var. İnşallah devamı gelir. İnşallah. O engellilerde gelen kafileler hep Aksaray'da kaldı. Ya şimdi onların bir katkısı yani, oldu. Yüzme havuzundaki olayda. Her biri ayrı bir başlık. Burada yani, şey mi oldu? Olimpiyat mı oldu yoksa hani hazırlanmak amacıyla mı geliyorlar buraya? Hazırlık olarak. Karşılaşmalar yapılmıyor. Hazırlık merkezi. Burada da hazırlanıp büyük müsabakalara katılıyorlar. Evet. Kendileri. Buradaki kurumlar. Bir de şunu ben belirteyim. Tabii ben de geldiğinde bu takımlarına söyleşi yapıyorum. Evet. Neden burası diyorum. Buradaki gerçekten de ben müdürüm olduğu için söylemeyeyim de Gençlik Spor İl Müdürü'nün elinde çalışan personelin kendilerine çok ilgi gösterdiklerini, alaka gösterdiklerini ve kaldıkları yerin 5 yıldız otelinden farkı olmadığını, özellikle de müdür beyime teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten temizlik, hijyen, her yerine dört dörtlük. Yani engelliler için olsun her şey düşünülmüş. Asansörüne kadar, o lavabolar, tuvaletler, her şey düşünülmüş. Bundan dolayı biraz da çok buraya istek oluyor sanırım müdür için. Hasan Dağ'ın verdiği ayrı bir güzellik, ayrı bir hava var. Evet. Onun da etkisi oluyor sanırım. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben madem Nesim Bey bahsettin, evet, ben personelime ayrı bir başlık açmak istedim. Her zaman derim. Evet. Güler yüzü çok. Tek başıma çok bu işi yapamam. Tabii. Sadece Paralimpik merkezde değil. Evet, onlar da sağ olsun bu konuda çok ayrıldılar ama biz tabiri caizse onlara bir amilik yaparız. İşte desteğimiz gerekiyorsa ama işi orada paspas çeken personelimden, antrenörümden, bütün idari personeline kadar bir bütün olarak bunlar başarıyor. Allah'ın bir lütfudur bana personelim. Her zaman söylerim. Evet. Çok gayretli. Bakın şu anda ilçelerle beraber ben dahil 150 personelisin.
ekip olarak. Müdürüm lafınızı kestim de sizin de buraya gelmeniz bir avantaj. Bence gerçekten de Aksaray. Ersin Bey, ben tam burada size bir soru sormak istiyorum. Evet, şimdi tabii. Müdürüm çok ince bir insan. Evet. Yani her noktada kendini geriye atıyor. Yani illeri kıyaslamıyor, boks sporu geriye atıyor, kendinden bahsetmiyor ama siz şimdi dışarıdan birisiniz. Evet. Bir gazeteci gözüyle. Bu 4 yıllık süreçte ve daha önceki süreçte karşılaştırırsanız, çünkü Müdür Bey karşılaştırmıyor, bari sizden alalım bu karşılaştırmayı. Nasıl bir gazeteci gözüyle nelerin geliştiğini, nelerin değiştiğini görüyorsunuz Aksaray'da spor adına, gençlik adına? Bir şöyle bir müdürüm çerçeveden önce başka bir müdür atanmıştı buraya. O ailevi sebeplerinden dolayı fazla kalmak istemedi. Aksaray benimsemedi. Evet. Tayin İstanbul'a çıkarttı sanırım. Ondan sonra Müdür Bey bize o anlık şans söylediğim artık o zaman bizim il müdürümüz Süleyman Bey Erzurum'a gittiydi sanırım. Evet. Bakan Bey götürmüştü. Gerçekten de devamında gelecek müdür Aksaray'a neler verecek çok düşüncesi vardı. Özellikle ben havuz konusunda çok korkuyordum. Çünkü havuz Aksaray için veli nimet diyordum. Yani bunu düşünüyordum. Gelen müdür ne kadar bu havuzla ilgilenecek? Bazı yerlerde biliyorsunuz düzgün iş yapılmazsa, prensipler önde olmazsa laşkalaşır ve havuzun çok önemi vardı. Havuz için özellikle teşekkür ediyorum. Bu havuz içinde bu şeyini devam etsin diyorum. Havuz olayını özellikle söylüyorum. Bunun yanında müdürüm geri gelmez işte spor sahalarına önem verdi. Özellikle de futbol sahalarımızdaki yeniden dalgan olsun. Dalgan'da iki tane çim sahamız vardı. Bunların bakımı oldu. Diğer sahalarımızda sentetik sahalarımızın bakımları oldu. Bunun yanında kapalı alanımız yapıldı oraya yıkıldıktan sonra. İnşallah bir de kale arkamız var. Eğer orayı da müdür bey devamında bürokratlarımızla çözerlerse o eksimize giderilmiş olacak. Müdür beyin tabii ki gelmesiyle birlikte buradaki de ise bahsetmiştim gençlik merkezindeki yapılanma, gençlik merkezindeki çalışmalar. Bunlar özellikle yaz biliyorsunuz yaz spor okulları açılıyor. Bu yaz spor okulları çok önemli. Aksaray biliyorsunuz fazla bir eğlence merkezi yok. Çocuklarımız bu merkezde gerçekten hem eğleniyor hem öğreniyor. Müdür Bey de gece gündüz bu tesisleri gezerek işlerini en güzeli yapmaya çalışıyor. Bunun yanında tabii ki tek Aksaray olarak görmeyelim. İlçelerimiz var. Bu ilçelerimizde de salonlar yapıldı. Bu salonlara da birebir gidip denetim yapıyor, geziyor. Şube müdürlerimizle iç içe çalışması, bunlarla iletişim kurması bunlar da çok önemli. Şimdi şube müdürlerine eğer iletişim kuramazsan bir müdür bey bu işlere yetişemez. Ama şube müdürlerine öyle bir iletişimleri çok güzel ki müdür beyin. Müdür beyin yanına vardığın zaman size ayrı bir enerji veriyor. Güler yüz, hiçbir zaman kaybetmiyor. Moral bozuk olsa da o gün siz kapısını çalın, müdür beyin bu güler yüzünle %100 karşılaşırsın. Zaten karşılaşmayacak olursak bizler Allah Allah ya bir eksik mi? İnsan o şekilde alıştığı için karşısındakini hep aynı görmeksin. Müdürüm hep böyle görüyorum. Yani böyle alıştık biz size. Böyle görüyorum. Doğru muyum? Doğru. Yani abi bu şekilde görmek istiyoruz. Ben salonlarımızın iyi bakıldığını düşünüyorum. Hasan Dağ kapalı spor salonu biliyorsunuz yapıldı. Müdür Bey'in çabalar büyük oldu. Bunun yanında işte kapalı spor salonumuz deyip geçmeyin. Bu kapalı spor salonlarımızdaki ısıtma sistemi bile kışın çok önemli. Bugün geçen hafta handball takımı geldi. Orada bayanların söyleşine ben kulak misali oldum. İkiye çıktığında salon çok ısıtması da çok önemli dediler. Güzel bir ısıtma vardı. Çoğu salonda demek ki ısıtmayı göremiyorlar. Yani salon spor oynayanlar üşümemesi için öyle bir sıcak ortam lazım. Yani müdür bey benim gördüğüm kadarıyla bütün branşlara önem veriyor. İnşallah dediğim gibi birkaç da kendi branşımda voleybol dedim. Eğer voleybolu tekrar kazandırırsa Aksaray'a spor salonuna gelmek isteyen aileler çok özellikle. Hani bayan voleybol takımımız olursa buna bayanlar ailece gelmek isteyen çok fazla. Evet. İlgi çekiyor. Şu açıdan yaklaşsanız eksiklikleri nelerdir? Hani hep olumlu yönleri konuştuk ama eksiklikleri nelerdir? Aksaray spor olarak eksikliği, stad eksikliği var mı? Ben eksiklerini müdür beye daha önce de söylemiştim. Bir tane çim saha demiştim. Dağılgan spor kompleksinin içine bir çim saha dedim. Çünkü şu anda iki tane çim sahamız var. Biri Aksaray Belediye'mizin bünyesinde genellikle kullanılıyor. Neden kullanılıyor? Şu anda bilindiği gibi Bal Ligi'ndeki Aksaray Belediyespor şampiyonluğu oynuyor. O sahayı çok fazla diğer takımlara kullandırmıyoruz. İşin gerçeği söyleyeyim. Bir tane çim sahamız var ve bunun yanındaki sentetik çim sahaları kullandırıyoruz.
Tabii bunun yanında çimsahın önemi çok fazla. Evet. Neden fazla? Elektrik alma olayı yüksek öbür sahalarda. Çimsahı biraz daha artırırsak, müdür beye onu da söylemiştim. Bir çimsah daha istiyorum. Evet. Ben bu eksiği görüyorum. Şimdi şu tasarrufumuzu saha konusunda şöyle evet. kullandık. Açık söyleyeyim, seninle paylaşmayayım. Evet. Bunu da itiraf edeyim. Evet, merkezde bazı imkanlarımız var. Biz istedik ki önce yani evet. ilçeler ve köyler. Gerçekten yani çok ihtiyaç var. Biz okul sporlarında biraz açalım dedik. Sarıyaşın köyünden çocuk geldi, satrat il birincisi oldu. Sarıyaşın köyünde. Ve gitti ilimize madalya kazandı satrançta. Yani bunu duygusallık olsun diye demiyorum. Ama merkezi bir potansiyel bir ihtiyaç var. Biz orada birazcık şey yaptık yani. İşin doğrusu oraya kaydırdık ki evet merkeze ihtiyaç var mı? Evet var. Ha ilçelerde sahaların yapılması ne oldu? Merkeze olan yığılmayı rahatlattı. Evet. Eskil kendi sahasında yapıyor maçlarını. Ağaçören kendi sahasında yapıyor diye. Değil mi yani? Evet. Çok. İlçe bu ağırlığı da aldı. Orada da bir spor canlılığı getirdi. Bu yüzden ne oldu? Şimdi, evet bütün ilçelerimize yaptık. Kasabalarımıza yaptık. Sahalarımıza. Spor salonlarımızı yaptık. Şu anda sıra tabii artık bir daha merkezde. Evet. Ben burada bir proje anlatmak istiyorum. Şimdi yapılacağında 126 dönüm bir alan, bir arazi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden aldık. Niyetimiz şu, eğer Rabbim nasip ederse, Sayın Vekillerimizin de bu konuda yaklaşımı çok olumlu, destekleri de çok önemli bizim için. Yapılacağına futbolu taşımak, yani bir stat ve çevresinde çim ve sentetik sahalarla bir kompleks oluşturmak ama futbol üstüne. Dalgan'daki 153 dönümlük kompleksimizi de mini bir olimpiyat köyüne çevirmek. Neden bahsediyorum bunu? Spor, inanın turizmdir, ekonomidir, gelirdir. Bunu unutmayalım. Dikkat edin, Antalya'da fark etmişsinizdir. Evet, biz burada bir stat yapmak için çok mücadele etmemiz lazım. Ki devlet imkanını bahsediyoruz. Şahıs oteli yapmış, arkasına ışıklandırmalı stat yapmış. Çünkü deniz turizmi belli bir mevsimdir. Ondan sonra spor turizmi başlar. Ha, spor turizmini her il ister, neden Aksaray'da? Şimdi İzmir'e bir müsabaka koyduğu zaman, örneğin Tekvando Federasyonu, Ağrı'dan, Van'dan, işte Iğdır'dan, oraya müsabakaya gidecek takımlar, tabiri caizse isyanla oynuyorlar. Yol mu gideceğiz, müsabaka mı yapacağız? Çünkü ancak ucu ucuna gidebiliyorlar. Fakat bütün spor camiasında Aksaray denilince evet her yere eşit, uzaklıkta. Bir ok çekiyorlar değil mi? Aynen öyle. Aksaray. Bakın bunu avantaja çevirmemiz lazım. Çünkü devlet bütün sporcuların harcırağını veriyor. Yol parasını, konaklama ücretini veriyor. Bakın geçen 5000 kişilik kickbox Türkiye şampiyonası. Alamadık. Neden? İşte sorunun aslına geleceğiz. Asıl sorun spor tesislerinde veya spor yaklaşımında değil. Yatak kapasitemiz çok düşük. Yani gelen sporcuların konaklayacağı yatak sayımız çok az. Bakın bir sadece kickbox Türkiye şampiyonası son olanı söylüyorum. 5000 kişi. Hani anneleri yerli, babaları yanlarda arkadaşlar en az 7000 kişi. 7000 kişinin bir hafta burada olduğunu düşün. Ve her hafta böyle en az 7-10 bin kişi ekonomide misafir ettiğimiz, canlı demek haftalık diyorum bakın bunu, 10 bin kişi misafir ettiğimizi düşünün. Bunlar uzak hedefler değil. Antalya'da en ünlü sezonda 1200 civarında kulüp kamp yapıyor. Kamp. 1200 kulüp. Bakın müsabakalar geçiyorum yani. Örneğin burada yatak kapasitemiz uygun olsa atletizm camiası Aksaray'dan çıkmaz. Çünkü Hasan Dağı'nın çok müthiş bir etkisi var. Genelde Ağaca Kent'ten de çıkıyor büyük atletlerimiz. Evet. Yani gerçi atletizme daha gelemedi. Konu çok. Yani, müdürüm burada en çok büyük işte ben burada millet müdürüne de seslenmek istiyorum. Şöyle bir düşünün. Şu andaki ilköğretim okullarımızın tamamında hiç ben bir futbol için çim saha görmüyorum. Minyatür de olsa. Genellerde asfaltla diyoruz. Şimdi müdürler genellerde okulların içine asfalt yaptırıyorlar. Çocuklar yeşil alan diye bir şey bırakmıyorlar. Ben buna da karşıyım biraz. Şimdi şöyle okullara bir bakın. Bir dizayn edin şöyle. Kaç okulda minyatür kaleli
çim sahalı bir yer var. Şimdi belli yaşta ilk öğretimdeki çocuklar enerji dolu. Teneffüse çıktığı zaman ne yapacak? Bu enerji yapmak istiyor çocuklar. Evet. Sadece asfaltın üstünde koşarak bir şeyler yapmayacak. Düştüğü zaman ya dizi parçalanıyor. Evet. Yani beden eğitimi oluyor. Onun üstünde bir koşu yapıyorlar. Gerçek anlamda sadece bence beden eğitimi dersi konuyor orada. Beden eğitimi işlenmiyor. Yani milli eğitim olarak da bu okulların içerisinde Miyatürk Kale'de büyüklüğünde olsa, yani çok büyük demiyorum ama evet, oralara çim sahalar yapılsa, her okulun içine bu kampanya başlatılsa, bu çocuklarımız için her beden eğitim dersi olan belli dersleri var. Her derste orada birer Miyatürk Kale'de bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim. Bu da iş düşünmüyor mu onların? Farklı müdürlüğe gidiyor. Tilki'ye de dövmüş de aynı güzel şaka demiş. Şimdi spor değil müdürlüğe, saha yapılsa kötü mü olur dediğin zaman. Yani bu şöyle müdürüm, yani bu bir kampanya başlatılıp sizin öncülüğünüzde bu okullara böyle bir güzellik yapılsa. Şimdi herkesin bakanlıklar arası protokol gerektiriyor bu. Ve bu bir politika aslında. Ulusal bir politika gerektiriyor. Evet, hepimizin gönlünden geçiyor. Fakat ben sadece spor ve milli eğitim olarak değil, genel bir tanım yapmak istiyorum. Şimdi en büyük sorunumuz sporda ne dedik? Kültür. Spor kültürü. Evet. Trafikte trafik kültürü. O çok önemli. Değil mi? O çok önemli. Evet, şehirleştik, hızlı şehirleştik, şehir kültürü. Şuna getireceğim. Ben yadırgamak için demiyorum. Hani şu sonucu çıkaran olursa yıkılır. Bir de böyle kültürsüz dedi. Hayır. En son 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşadık. Biz yakın tarihimizde darbeler ve krizlerden gözünü açamamış bir millet. Onun için bir çizgi oluşturabiliriz. Evet, Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan derslik sayısından daha çok şu 10 yılda derslik yapıldı. Ne oluyor bu defa? Hani ilk önce derslik ihtiyacını giderelim derken, işte bunun sahasını veya değişik donanımları mecburen eksik kalıyor. İkinci plana kalıyor. Neden kültürden bahsettim? Evet, kısa zamanda çok iş yapmaya çalışıyoruz. Bakın 3 yılda bütün ilçelerde saha ve salon yapıldı. 3 yılda. Yani hani bunu kıyaslayamazsın çünkü önceden yoktu. Ha, bunu yaparken de mutlaka bizim de atladığımız yerler oluyor. Çünkü ilk etapta bir donatalım oluyor. Biz bu noktada belki eğer birazcık nefes alırsak, ki son işte izleyicilerimiz de amin desin, dinleyicilerimiz Rabbim bütün askerlerimizi, bütün güçlerimizi muhafaza etsin. Bakın şu anda bile yine biz bir mücadele halindeyiz. Bakın yine sürekli enerjimiz bir yerlerde. Evet. Evet. Maalesef. Onun için bu toplum şöyle bir kendini önünü görmeye başlayıp bu sıkıntıları bir daha yaşamazsa belki artık bir çizgi oluşturabilir. Kendimize has bir çizgimiz olacak. Bu kültür diyoruz biz buna kısaca ve mazimizde de bunun çok büyük örnekleri var. Yani fazla uzağa da gitmemize gerek yok. Bir tek bu millet sürekli kendisiyle uğraşılan bir millet olduğu için yani o şeyi oturtamadı. Son zamanlar işte okullaşmada da böyle olunca örneğin ben bir şey söyleyeyim. Yani şimdi 5 milyon liraya bir okul ihalesi yapılıyor. Bunun potaları düşünülmüyor. Evet, eleştireceksek bu yönlerden girebiliyoruz ama yani milli eğitimin görev alanı olarak derslik düşünür. Akademik başarıdır, eğitim, öğretimdir onlar için. Bunlar bence çok yakın zamanda, evet, bu doyum noktasına ulaşınca mutlaka giderilecek konulardır. Bir de şöyle geliyor, bir şey var müdürüm. Hani biraz daha bizim branşlaşmamız lazım. Ben burada Ersin Bey'e katılıyorum ama ekstra olarak şöyle bir şey düşünülebilir. Mesela spor liseleri sayısı artırılabilir. Evet, yani evet, sadece spora yönelik okullar sayısı artırılarak oralarda biraz daha profesyonel bir şekilde belki bu işler dışında yapılabilir. Daha geniş bir alanda değişik sporların da olabileceği okullar oluşturulabilir dediğiniz yani gibi. Evet, evet, spor yani kompleksleri. O yapılacağındaki 126 dönümlük arsa birçok amaçla kullanılabilir. Yani çok profesyonel yaklaşmamız lazım. Dedim ya işte bazı şeyler, ha ilk etapta şununla da açtık ama aslında şöyle de yapabilirmişiz. Bu aslında birazcık da tecrübe gördükçe. Şimdi evet, tam olimpik yüz mü havuzu? Yani biz ilk önce evet bir bina içinde su dolu diye düşünürken şimdi bakın Türkiye şampiyonası düzenliyoruz artık orada. Eksiklerimizi görüyoruz. Bir dahaki projelere, yatırımlara bunlar yansıyor. Evet. Fakat buradaki şey mesela Ersin dediği şey not edilmeli. Evet.
bunlar hafıza olmalı. Yani bir hafıza oluşmalı ki bir dahakinde bunları giderilsin. Çünkü laktik asit dediğimiz bir mevzu var. Çocuklarda yetişkinlere göre tam tersidir. Yani kimisinde birikir, yani şeyde birikir, çocuklarda tam tersi. Onun için durduramayız. Onun için oturtamayız yani. Yerinde duramaz. Şimdi bu durumdaki bir çocuğu sıraya oturtuyoruz ve kahverengi. Evet. Kahverenginin renk dili farklıdır. Konuşma, hareket etme. Teneffüse bir çıkıyor veya beden eğitimi dersine aman Allah'ım. Ki normalidir bu, yani normali sevgiliyor. İşte biz diyoruz ki bu enerji gencimizde, çocuğumuzda, hatta yaşlımızda bile var. Gerçi yaşlarda çene kaslarında belki evet, daha çok biliyor ama bunu biz güzel yerde harcayalım, güzel yerde kullanalım. Evet, potansiyelimiz yüksek. Dediğim gibi yani şu an branş branş da saymaya kalksak, inanın birçok branşta en az ulusal başarımız var. Şu an 100'e yakın milli takımlarda, değişik branşlarda çocuklarımız var. Aksaray'ın çocukları bakın bunlar. Milli takımlarda. Ve halen de yetişiyor. Ve ben hani süreyi bilmediğim için affınıza sığınarak şu olimpik sporcularımız, olimpiyata hazırladığım sporcuların ayrı bir söz açmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun, tabii. Belki süre kısıtlıdır, bahsedemeyebiliriz. Çok konumuz var. Gece yarısına kadar serbest. Evet. Şu anda 7 tane. Bakın bunun başka bir ilde örneği yok. Bakın bunları Allah muhafaza kibir yapmak için, bakın biz böyleyiz, başkaları böyle demek için değil. Ama bazı zaman bunu demek lazım ki Aksaray halkı bize Aksaray'a dönüyor çünkü. Evet. Kıyas yapabilsin. Mutlaka. Şu anda atletizmde, judoda, işte bedensel engelliler, havalı tüfek, atıcılıkta mesela toplamda 7 tane sporcumuz 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlıyoruz. Bu böyle baştan sağma söylenecek bir söz değildir. Çünkü sporun zirvesi olimpiyatlardır. Evet. İstanbul'da kulüpler vardır, Ankara'da kulüpler vardır. Ama Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kendi bünyesindeki bu 7 sporcuyu Tokyo'ya göndermeye niyetli. Tokyo'ya. Ve orada 68 Aksaray yazacak. Evet. Hiç öyle koşarken şey değil. Evet, Aksaray. İddialıyız. İddialıyız. Ama kaptırmamamız lazım. İşte lafı oraya getireceğim şimdi doğrusu. Biz sanayicimiz, iş adamımız, esnafımız, vatandaşımız, benim sporcu kızım dünya şampiyonu oluyor diyor ki veya Avrupa şampiyonluğu, benim öğretmenimin bile haberi yok diyor amca veya müdürüm. Yok diyor, haberi yok diyor. Sıra arkadaşımın haberi yok. Örneğin. Ya bu bir motivasyondur yani. Evet. Ya kafasını yastığa koyunca bir dahaki hedefini düşünecek duruma getirmek. Burada bir mesaj var tabii. Yani burada biraz medya, bizim eksikliğimiz evet, var sanırım. Evet, yani biz zaman ya zaman o konuları biraz dilendirelim. Bunu da biz görev almış olalım. Peki bunu basınla paylaşıyor musunuz müdürüm? Hani mesela bir başarı olduğu zaman bunu tüm basın kuruluşlarına bir basın bildirisi gibi gönderme yapıyor musunuz? Şimdi, her ne kadar işleyiş, yapı, hizmet alanı olarak farklı bir kurum da olsa sonunda devlet kurumuyuz. Evet. Mevzuatlarda şeylerde müsaade ettiği kadar. Bunu genelde birebir dertleşmelerde yani Ensin'cim sana pasa attım artık sen golü at gibisinde evet, şey yapmamız gerekiyor. Ama ne olursa olsun bu çocuklarımız ne Cüneyt Alkan'ın tembelliğine, egosuna, kaprisine kurban edilmemeli ne de şehrimizin bu konudaki soğuk davranış diyeyim de birazcık yanlış anlaşılmasın. Yani bu işe ilgisizliğine kurban gitmesin. Yani olimpiyat dediğimiz şey spor anlamında çok dehşet bir derecedir. Ve orada da koşarken Aksaray yazacak göğüslerinde, sırtlarında. Evet. Yani bu tanıtımı hiçbir şeyle elde edemez. Sadece tanıtım boyutuyla diyorum. Dünya görecek sonuçta. Buna sahip çıkamayan herkes bence sorumludur. Yani bizlerin şeyi belli bir yere kadardır. Bakın ne diyorum size, devasa kulüpleri besliyoruz. Yani benim okçulukta başarılı bir antrenörüm var, okçuluk salonum var. Ama hocam kanun ve yönetmeliklerin müsaade ettiği yere kadar
ve üstün performans koyarak bir yere getiriyor. Sonra bir kulüp çıkıyor, diyor ki ne güzel yetiştirmişsin, bunu ben alayım. Benim adıma yarışsın diyor ve kazancına ben ortak olacağım diyor. Biz sadece gurur, sevinçine ortak olacağız ilk etapta. Ama şehre getirisi çok olacak. Örneğin bahsettiğim gibi havalı atıcılıkla tüfek dalında Hakan kardeşimiz Rio'da 0.72 ile kaçırdı. İtiraf ediyorum, ben elektronik hedef alamadığım için kaçırdı. Çünkü kağıt ipe asılıp gidip gelirken elbette ki oynama oluyor, odaklanmada sorun var. Bundan çalışamadı. Tabii. Yani benim bu 42 branş engelsiz branş. Bakın yanlış anlamayın, bir de engelliler var bizde. Evet. Branş olarak. 42 artı olarak. Olarak tabii. Evet. Şimdi havada atıcılık, tüfek, tabanca, dallarında ve malzemeleri çok pahalı. Yani yelekleri... Yani yelekli de var, onu görmezken onu alamadım evet. Diyor müdürüm. Evet. Yelekleri bile yurt dışında yaptırıyoruz. Tekerlekli sandalyeleri ki bizim tekerlekli sandalye evet. Basketbol takımından biliyorsun. Ölçü alınıp yurt dışında yapılıyor. Her şeyleri özellikle. Bazı zaman gücümüzün tükendiği zamanlar, imkanlarımızın yetersiz kaldığı zamanlar... Aksaray Belediyesi'nin en güzel yanı o oldu. Onlara sahip çıkması evet. Onları daha da bir motive etti. Birlik atladılar hemen. Yani işte Haluk Başkanımızın bir kere genç olması... Evet. Çok avantaj sevgili izleyenler. Ben de her zaman bunu söylüyorum. Eğer şunu burada açık ve seçik söylüyorum sevgili izleyenler. Bir belediye başkanı futbolu, yani sporu sevecek. Sporu sevecek. Evet. Sevecek bak. Bugün Aksaray Belediye Spor, özellikle futbol, bunu hafife almamak gerekiyor. Evet. Türbinlerdeki o topluluğu görüyorsun bir de. Evet. Futbol, evet. Çocuk sanki doğduğu zaman bile ayağına bir topa vurur. Evet. Futbol ayrı bir seviliyor Aksaray'da. Evet. Bunu o türbinlerde görüyoruz. Sıkıştırıp top oynuyor. Aynen. Futbol öyle bir branş. Halk yani. Ben şunu söyleyeyim, Haluk Şahin Yazgı yaşlı olsaydı ve sporu sevmeseydi şu anda futbolda söz edebilir miydik sizce? Ya bakın şimdi sadece futbola indirgemeyelim. Yok yok. Handball olsun, futbol olsun, tekrar ya bunlardan söz edebilir miyiz? Asla. Ama şu anda en büyük etken futbol. Herkes Aksaray yolda gezerken bile bana ilk sordular şu. Aksaray Belediyespor bu sene şampiyon olur mu? Aksaray Belediyespor bu sene şampiyon olur mu? Hiç beklemediğim insanların sorması Kadir evet. Abi çok tuhafıma gidiyor. Ya diyorum bunlar da gerçekten futbola. Hep futbol soruyorlar. Belediyespor bu sene şampiyon olur mu? Ama müdür buraya çok odaklanma var. Futbola. İnşallah olur. İnşallah ben de onu diyorum. İnşallah. Ben güveniyorum. Bir önceki dönemlerde baktığımız zaman yani futbol idarecisi bir başka görüşe bağlı diye hiç ilgilenmeyenleri de gördük. Yani evet. Şimdi bu o günden bugüne gelince hakikaten Haluk Şahin yazdı. Çok şans sevdi. Yani. Evet, büyük şans. Bunu iyi değerlendirmek de lazım değil mi müdürüm? Şimdi yani, gençlerimizle bir sloganımız var. Gençlerin genç başkanı. Aynen. Haluk Şahin Yazgı'yı sevgili izleyene değerlendirmemiz lazım. Kadir abi doğru söylüyor. Değerlendirmemiz evet. Lazım. Şu an inşallah her şey çok güzel gidiyor. Handbolu Süper Lig'e çıkarttı. Basketbolumuzu çıkarttı. Şu anda sıra futbol. Şimdi spor gözüyle bakıyorsunuz ama mesela sporda alt yapı tesis anlamında. Tesiste yaptı. Başkanım şu ihtiyacımız var hemen. Bakın asla. İşte asansör lazım oluyor. Hasan Dağ spor salonumuz tavanı malum 17 metre. Tepe noktası. İşte bakım odanı gerekecek hemen. Bize asansör aldık. Yani bunları da görmek lazım. Evet. Sağ olsun. Çevre düzenlemesi hemen. Bunu Cüneyt'in kaşı gözü için yapmıyor. Gençleri sevdiği için ve spora inandığı için, sevdiği için yapıyor bunu. Şu anda Tokyo'ya yaptığı tesis, futbolcunun kalacağı tesis yoktu yıllardır. Evet. Kendini gördüm. Bunlar adım adım. Belki puan getiren şeyler değil, ancak o işin içinde olanın görebileceği şeyler. Ama Allah razı olsun. Hakikaten biz razıyız, Allah da razı olsun. Ama başkanım çok gayret ediyor. Görünmüyor. Ama çok işin reklamını yapmıyor. Yani ama hakikaten gençlerin yanında, sporun yanında biz birebir bunu hissediyoruz. Çünkü asla biz tek başımıza bir şeyleri yapamayız. Yani bu noktada mesela özel idare, genel sekreterimiz Ramazan Bey. Hani samimiyete abi diyelim. Evet. İşte, abi kepçe lazım, hadi o da yağdırır. İl Genel Meclisimiz. Ayrı bir teşekkür etmem lazım. Evet. Bakın gidiyoruz, tartışma şu. Neden gençlikle ilgili bir konuma az para aktarıyoruz? Daha çok aktaralım. Tartışma bu. Yani AK Parti ve MHP grubu arasında böyle tatlı bir şey oluyor. Evet. Ya biz bunun altında eziliyoruz. Evet. Gerçekten bu işte birinci derece sorunumuz
Abdülkadir abi gençlerden sorumlu da, Ersin de sorumludur ama ben direkt sorumluyum. Evet. İşte bu vebal çok ağır. Ve şu veriyi de paylaşmam lazım. Aksaray nüfusunun son TÜİK verisine göre 195.500 çocuk ve gençlerden oluşuyor. Çok yarısı. Ciddi bir rakam, yarısı. Çok evet. Ciddi bir rakam. Çok çok ciddi bir rakam. Tabii bize destekler, bizi de daha da güçlendiriyor. Yani kime teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Yani bu konuda hakikaten yani aslında gençlik spor bu konuda yalnız başına başarmamıştır. Bunu da söyleyeyim. Hakkını verelim. Dedim ya rol çalmaya gerek yok. Bir şey beraber başarılır. Çok keskin bir örnek verelim. İnsanlığın en üstünleri peygamberlerdir. Allah peygamberleri bile dostsuz bırakmamıştır. Arkadaşsız bırakmamıştır. Neden? Ekipleri vardı. Çünkü kişiyle olmayacağını insanlara anlatır bunu. Evet. Tek. İlla bir destekleşerek, beraber el ele tutarak ve o gaye etrafında birleşerek bu işi yapabiliriz. Basın her zaman destek olmuştur. Evet. Hiçbir zaman basın bir şeye olumsuz yaklaşayım da şuradan bileyim. Evet, oradan daha çok gündem bulur. Eğer bunlar da sporun gençliğin derdini çekmeseydi sürekli işte bu şey havası devam. Ama onlar da diyor ki evet, gençliğe, spora da bizim de sahip çıkmamız lazım. Hep pozitif yönde yaklaşımları oldu. Bu bizi daha da ezdi. Yani çünkü iyi niyet hakikaten insanın mahcup ediyor. Yani her alanda bunları saydığımız zaman birinci derecede gençlerden ve spordan sorumlu bir kişi olarak en baştaki sorumlu olarak benim hemen teşekkür etmem haklarını yerine getirmem. Bizim yalnız orkestra şefimiz çok mükemmel. Özellikle Vali Bey'den bahsediyorum. Evet, evet. Yani hakikaten çocuklarla çocuk olabilir, evet. Gençlerle genç olabilir, yaşlarla yaşlı olabilir. Yani bir insanın beklediği her türlü imkan ve ihtiyaçları verebiliyor. Çok şahane. Yani aslında bu gibi şeylerde vurdum duymaz da olabilirdi. Evet. Ama bütün kurumları ve idareleri bir güzel bir orkestra şefliği yapıyor ve herkes görevini seve seve yapıyor. Yani öyle bir zorlayıcı yok, öyle bir moral bozucu yok, değil mi? Yani herkese bir sevgiyle yaklaşması evet. Var. Bu bilmiyorum, dairelerde de bu şimdi biraz etkiliyor. Ama şimdi edep olarak kendinden büyük bahsetme uygun değil. Evet. Elbette ki herkes bütün bunlar dinleyince evet o işin başında Vali Bey'in olduğunu da bilir diye. Çünkü biz kendimizden büyükleri övmek haddimiz değil. Yani bunu vatandaşımız zaten takdir ediyordu. Sağ olsunlar şu milli maçlardaki destekleri, gayretleri, konumları harekete geçirmeleri, bize destek olmaları için bu milli maçın en güzel şekilde yapılması için gayretleri asla inkar etmez. Yine yani teşekkür bile az kalır. Sağ olsunlar. Şu programı bile bir dönemler yapamadığımız zamanları yaşadık. Yani herkes aynı olmuyor. Dediğim gibi bir ilin idarecilerinin hakikaten bir uyum içerisinde olması bizim için büyük bir şans. Ve Aksaray'ın gelişmesi için de büyük bir fırsat diye düşünüyorum yani. Ya bu uyum önemli. İlk milli maçta Büyükşehir'den Gençlik Spor İl Müdürü arkadaşımız geldi. Malum çevre illeri davet ederiz böyle organizasyonlarda. Şimdi tabii onunla sarılıyoruz, bununla muhabbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Ya Aksaray dedi, ne kadar güzelmiş. Nasıl abi dedim. Ya bizim dedi ilde hiçbir kurum amiri birbirini tanımaz dedi. Asla. Siz burada diyor sarılıyorsunuz, şey yapıyorsunuz, dertleşiyorsunuz. Bir bakıyorum ki birbirinize hakimsiniz. Bakın Aksaray bu dışarıdan gelenler söylüyor. Ve bu orkestranın tabiri caizse başında Vali Bey olduğu için bu bir başarıdır. Evet. Kurumların bir arada olması, birbirine destekleşmesi çok çok önemli bir avantaj. Yani bunu dışarıdaki söyleyince daha iyi fark ediyoruz. Kesinlikle. Burada müdürüm ben, siz gerçi biraz bahsettiniz ama son olarak bir daha girmek istiyorum oraya, bu atletizm olayına. Evet. Atletizmde Aksaray'ın çok ciddi başarıları var. Lokomotif branşı. Evet, lokomotif branşı. Biz çok duyuyoruz. Yani işte Türkiye birincilikleri, şöyle şampiyon olmuşlar, bu madalyaları kazanmışlar. Şu kadar, yani sayı olarak da çok fazla var. Bunun sebebi ne? Neden Aksaray atletizmde daha ileride? Akçakent demiştiniz sanırım. Oradan biraz daha fazla var dediniz. Bu
köyün etkisi mi? Hani Hasandağ'da olmasının temiz havanın mı? Şimdi çözemediğim bir şey var. Akçakent mi, Ağacakent mi? Ağacakent diyelim. Kimisi Ağacakent olarak Ağacakent diyor. Yani kimisi Ağacakent olduğunu iddia ediyor, kimisi Akçakent. İşin esprisi bir tarafa. Evet. Bakın atletizmde bir olimpiyat madalyamız eksik şu anda. Dünya, Avrupa, Balkan, Türkiye saymıyoruz artık. Hepsi var elimizde madalyalarımız. Evet. Ne olimpiyat kaldı Allah'ın izniyle, eğer yaksilik olmazsa, çünkü bu işin bir sakatlık boyutu olabiliyor, ulan başka işte şeyler olabiliyor. Müsabaka günü hastalanabiliyor sporcu. Örneğin bunun gibi. Onun için diyoruz ya Allah'ın izniyle. Özellikle Ağacakent demek sadece Ağacakent'ten çıkıyor demek değil. Ben onu da söyleyeyim yani. Evet. Bugün atletizm, özellikle cross, pist yarışları işte. Bu konularda iyiyiz. Bunun yanında geçen yürüme de Türkiye'de derecemiz geldi. Yürüyüş yarışlarında. Evet. Şu anda gülle atma, işte cirit atma, uzun atlama gibi branşlar için şeyimiz var. Ama özellikle Hasan Dağı'nın coğrafi olarak bir etkisi olduğunu biliyoruz. Çok önemli. Evet, kas yapısı her yerde aynıdır. İşte beyaz kas biliyorsunuz genelde işte zencilerde olur. Evet. Beyaz tenlilerde kırmızı kas grubu. Evet, bunlar da sınıflandırılabilir. Biraz teknik konu olduğu için izleyicilerimizi sıkmak istemem bu konuda ama ciğer. Hava teneffüs ediyor. Evet. Bunun yanında hocalarımızın kalitesi. Hocalarımız atletizmden geliyor. Bir hocam Ankara'daki Büyük Atatürk koşusunda Kenyalı, Etiyopyalı rakiplerine 1 dakika 6 saniye fark atmış. Türkiye rekortmeni o da. Yani işin içinden gelmiş arkadaşlarımız, antrenörlerimiz. Şimdi bu ikisi bir araya gelince, dediğim gibi özellikle atletizmde Aksaray mı geldi, eyvah o zaman biz ikincilik kaygısına düşelim diyor rakiplerimiz. Kendi işlerinde rekabet çok kuvvetli. Ve de çok çalışkanlar. Sabahın altısında koşuyorken görürsünüz. Sabahın altısında. Evet, atletizmde lisanslı sporcumuz çok. Ama yanında elit, müsabık sporcularımız da bir o kadar çok. Yani şu anda Ramazan, bak bu evladımız da hızlı hızlı geliyor. Yani şu anda o da Portekiz'de 4. oldu. Evet. Ki bu çocuğumuzun antrenman derecesi müsabaka derecesinden daha iyi. Yani müsabakada biraz heyecanlanıyor. Yoksa 1. de olur bu çocuğumuz. Böyle bir durum var. Coğrafi şartlar tek başına yeterli mi? Aslında dediğim gibi hocalarımız çok kaliteli. Sporcularımız arasında rekabet güzel. Katılım çok. Şu an İskim'de gümbür gümbür geliyor. Yani eski ilçemizde de atletizm de yarışlarımız var. Okçuluğu başlattık örneğin. Bunun gibi yani rekabet kızıştıkça başarılarımız daha çok artacak. Hasan Dağı'na bir atletizm tesisi olabilir mi? Şöyle, tabii bu yatırım ayrı bir konu. Onu ben bir kenara koyayım yani. Biraz daha. Ersin bilir, zamanda çıkıp ya bana yetki versin, iki haftada stadı buraya dikelim diye nerede olmuştur. Yani şimdi popülist olmamıza gerek yok. Evet. Realist olmamız lazım. Şimdi yatırım ayrı bir olaydır yani. Sağ olsun bu konuda vekillerimiz gayretli, hakimler olaya. Ya dediğim gibi yani tek başına bir kurumun, şahsın yapacağı işler değil bunlar. Bir bütün, ancak parça parça sayıyorum bazı zaman ama. Bizim idealimizde ilk önce spor kültürünün oluşması, zaten Aksaray'a büyüklerimiz gerekli yatırımlar için uğraşıyorlar. En son biliyorsunuz başbakanımız da bahsetti. Sporcu fabrikası, isim biraz enteresan geliyor. Evet, 30 milyon liralık bir yatırım. 30 milyon liralık. Bakın, aklımıza hemen ne gelebiliyor? İşte tıp fakültesi, havaalanı, hızlı tren falan. Şimdi sporu düşünmek vizyondur. Bunu kabul edelim. Vizyondur. Kimimize göre spor nedir? İşte veya top oynasınlardır. Kimisine göre turizmdir, ekonomik gelirdir, tanıtımdır, toplum sağlığıdır. Toplum sağlığı şu anda çok önemli. Mutlaka. Şimdi bütün dövüş sporları vardır bizde. Halk ağzıyla söylüyorum.
Aslında savunma sporu diyoruz. Bugün wushu, karate, tekvando, muay thai, kickbox ne ararsanız. Şöyle yolda bir görün, melek dersiniz. Çünkü o şeyi atıp ahlakını da başın zirvesine bazen oğlumla konuşuyoruz. Oğlum diyorum, dünya şampiyonundan dayak yedim, başkasına bulaşmam ben diyorum. Avrupa şampiyonuyla müsabaka yaptım ben diyorum. Hani espri olarak dedim. Toplumun ruh yapısını da etkiliyor. Neden? Okulda oturuyoruz, bir genç olarak söyleyeyim. Veya yetişkin iş yerinde oturuyoruz. Arabada oturuyoruz. Araba, sürekli arabayla gidip geliyoruz bir yere. Eve gidiyoruz, kanepeye oturuyoruz, sofrada yemekte masaya oturuyoruz, 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 oturuyoruz. Evet, hep oturuyoruz. O insandaki psikolojik olarak elektrik yüklenmesi denir buna. Ne olacak? Bir yere çarpacak. Evet. Ya bir tartışma olacak, ya bir şeye öfkelenme olacak, veya televizyondaki bir şeye kızma olacak. Spor neden açıyorum? Belki afaki gelebilir izleyicilerimize, dinleyicilerimize ama toplum ruh sağlığını bile etkiliyor. Yani böyle bir şey. Yani atletizmden çıktık, başka yerlere geldik ama şimdi Ağcakent'ten böyle bir değer çıkmasaydı diyelim veya diğer köylerde. Evet. Bu enerjiyi nerede harcayacaklardı? Farklı alanlara kayacaklardı mutlaka. Tabii tabii, tabii mutlaka. Onun için bizim en başta atletizmde Ensin'in bahsettiği bir gelir seviyesi altındaki çocuklarımız en çok desteğe ihtiyacımız olan branşımız ve en başarılı branşımız ve olimpiyat hedeflediğimiz bir branşımız. Yani sizin aracılığınızla sesleniyoruz. Yani bu çocuklara sahip çıkmasın yoksa büyük kulüpler kapacak. Ha, Ağcakent değil de o işte İstanbul falan kulüpte yarışıyor olacak. Evet. Ama bunun şeylerini bir daha sayıyorum. Evet, coğrafi etkenler, çocuklarımızın rekabet gücü, kas yapısına kadar ve hocalarımızın kalitesi. Evet. Bunlar çok önemli. Yani bunlar bir araya gelince bir anda atletizm Aksaray'ın lokomotif branşı oluyor. Yani madalyasız dönmüyorlar, onu söyleyeyim. Diğerlerini de sürüklüyor tabii. Diğerlerini de yol açıyor. Tabii. Evet. Büyük işletmelerimize büyük görevler düşüyor demektir burada. Sponsor evet. Olmalarını buradan evet. Biz de duyurmuş olalım. Bir Mercedes, birisi artık bundan sonra Aksaray'a birazcık dokunmalar lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani çok büyük şampiyonluklar var ama bunları biz dediğiniz gibi çabuk kaçırıyoruz ve devamlı olamıyor yani bu şekilde. İnşallah bundan sonra Aksaray'ın gençliği sizlerin elinde tornadan geçtikten sonra ilerisi için daha da bir güzel etrafına gülücükler saçacaklardır diye düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğiniz gençlere neler var? Gençlik ve spor deyince gençler sizden müjdeli haberlerde bekler inşallah varsa. Gençlere şunu söylüyoruz her zaman değil mi? Sizler bizim geleceğimizsiniz. Her zaman bunu eleştirir. Onlar kendi geleceği için uğraşacak. Biz onlara hizmet etmeye hazırız. Bunu bilsinler. İmkanlarımız var. Yani her türlü dedim ya, kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif. Çok şükür. Bakın kamplara gönderiyoruz yazları. Gezilere gönderiyoruz. Her yıl. Yani bu yıllık sayılarımız, kontenjanlarımız değişiyor ama bayağı çocuklarımızı özellikle bu şehir dışına çıkmamız çocuklar başarılı çocuklarımızı bulup şehir şehir gezdiriyoruz. Kamplara gönderiyoruz, deniz kampları, doğa kamplarına gönderiyoruz. Ama şunu bilsinler, bu yapılanlar kendi gelecekleri için. Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsanız onu siz şekillendireceksiniz. O zaman dürüst olun. Evet, benim geleceğim bu. Yani nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız, nasıl bir gelecek görmek istiyorsanız o sizin elinizde. Siz kendi dünyanızı şekillendireceksiniz. Bir örnek vereyim. Benim mavi yelekli meleklerim vardı. Neden mavi yelek? Bunlar gönüllü gençler. Bana kurumdan bir maaş almıyor. Hiçbir menfaati yok. Hiçbir menfaati. Her faaliyete koşuyor. Bir bakıyorsunuz huzur evinde, bir bakıyorsunuz falan köy okulunda. İşte üniversite. Yani
başımızın üstüne mi taşıyalım, ne yapalım bunların, yani şey yapamayız ama kendi için yapıyor. Müslümanız, ahiretimiz için yapıyoruz. Değil mi? Evet. Bunu böyle anlatmak lazım. Ama bu mavi yelekli kanatsız melekleri herkesin tanımasını isterim. İki yüzün üstünde her türlü faaliyete koşar, personel diye çalışan. Hocam biz de bir gün davet edelim mavi meleklerimizi, kanatlı meleklerimizi biz de buradan halkımıza bir anlatalım. Sağ olsunlar, bunlar lider abileri, ablaların eli altında yetişmiş, şekillenmiş çocuklarımız. Evet. Bu gönüllü gençlerimiz herkese örnek. Herkese. Bakın iyilikte yarışıyorlar bunlar. İyilik yarışındalar. İyiliği tarif ederiz. Facebook'umuzda, Twitter'ımızda paylaşırız güzel sözler. Bunun olmak ayrı bir şeydir. Bu çocuklarımız öyle. Allah razı olsun. Yetiştiren anne babaların da ellerinden öpüyoruz. Onların hakkını ödeyemeyiz ama dediğim gibi yine kendileri için yapıyoruz. Biraz önce de söyledik ya, sizin tornağınızdan çıkanlar iyilik saçacaklar dedi. Onun devamı bunlar. Yani bugün özel öğrenciler diyoruz biz, işte zihinsel engelli şeyini kullanmıyoruz yani. Özel eğitim kurumlarına gittik. Birisi palyaço kılığına girmiş, ikisi. Biri onlarla şarkı söylüyor, biri onlarla eğleniyor. Şöyle bir uzaktan bakmak lazım. Yani bazı zaman geliyor insan, ailesindeki kişiye bir şey yapmaya üşeniyor. Bunlar hiç tanımadıkları, bilmedikleri çocuklarla eğleniyorlar. Bir şeyler yapıyorlar, onların hayatına bir renk katmaya çalışıyorlar. Köy okuluna gidiyor, biri mangal yapıyor, biri onlarla top oynuyor, biri saçını yapıyor, tıraş ediyor veya kız çocuklar saçlarını yapıyorlar. Bunu görmek lazım, buna şahit olmak lazım. Sporcu da olsan, memur da olsan, öğrenci de olsan, ne olursan ol. Bizi güzel yapan gönlümüzdür. Bizi diğer yaratıklardan ayıran gönül dünyamızdır. Yani, bu çocuklara ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani dediğim gibi yine kendileri için yapıyorlar. Kendi güzel bir insan olmaya çalışıyorlar demek ki. Bu saygı duyulacak bir şey. Ayrıyeten antrenörlerime teşekkür ediyorum. Bu başarının altında onların imzaları var. Gayretliler. Tesislerde dedim ya, paspas çeken personel bile bizim için en değerli personeldir. Çünkü işin lojistiğini hallediyor. Bu işi başaramazlarsa biz nerede faaliyet yapacağız? İdari personellerimiz, onlar birazcık spor dışında gözükseler bile benim idari personelimin çoğusu antrenör veya besyon mezunudur en azından. Yani personelimiz de spor kökenlidir çoğusu. Erdal Bey ve Erdal Güçlüer eski futbolcudur mesela. Aynen, beden eğitim öğretmenliğinden gelmiş. Spor şube müdürüm Ömer Bey atletizm antrenörüdür. Bunun gibi yani. Bunların hakkını da ödememiz lazım. Onlara da teşekkür ediyorum. Liderlerimize, gençlik merkezimize teşekkür ediyorum. Birçok imkansızlıkta büyük işler başaran arkadaşlarımız var. Hepsinin bir başarı hikayesi var. Bugün Paralimpik Merkezi, evet, kaba tabirle taşeron kadrolukla dediğimiz hizmet alan personeli dört bir taraftan gelen engellilere Aksaray'ın yüzünü ak çıkaracak kadar hizmet ediyorlar gece yanlarına. Ne güzel. Evet. İlk önce bu aileyi bilmek lazım. Sonra teşekkür ettim işte valimiz, belediye başkanı, özellikle genel sekreterimiz ve diğerleri, basın gibi. Çünkü bu iş böyle başarılıyor. Evet. Böyle başarılıyor. Gönülden olursa, gönül birlikte olursa çok daha şey başaracağız. Fiziksel imkanlar bir yere kadar. Bugün Türkiye'nin bazı şehirleri ağzımızın açık kalacağı spor tesislerine sahip ama hiçbir başarı yok. Evet, maalesef. Anne ve babalara da bir tavsiyeleriniz olacaktır muhtemelen çocuklarla. Yani bizim diyalog uzmanlığımız gençlik diye geçiyor. Eğitim tarafımız var, eğitimci tarafımız var. Anne babalara tavsiyemiz aslında çok uzun, çok büyük bir konu bu. Ama ne olur,
ilk önce şunu yapmasını. Ders mi spor mu? Evet, ikisi bir arada gider. Niye bir tercih yapmak zorundasınız? Bizim elit sporcularımıza yaptığımız araştırmada bir tek teşekkürname çıktı. Hepsi takdirname. Çünkü eski eğitim sisteminde medreselerde sıra yoktur. Avlu vardır. Ezber yapılır, ders çalışılır, gidip gelinir. Neden? Hareket olsun, beyne daha çok kan gitsin diye. Sporun aslında temelinde kan dolaşımı sağlığı vardır. Evet. Bakın, akademik başarıyı da artırıyor. İlk önce kendi alanımızla ilgili, başka konulara girmeyelim. Şu anda uzman psikolog gibi davranmaya da gelebilir, eğitim uzmanı gibi. Tercih yapmak zorunda değiller. Yani ya çocuğumu spora göndersem dersleri ne olur? Yani derslerinde dikkat süresi 20 dakikadır. En mükemmel beynin dikkat süresi 20 dakikadır. Bizde 40 dakikalık dersler var. Gün 24 saat bu çocuk bir süre sonra beyni uyumaya başlıyor. Bunu atmak için sporu mutlaka, benim çocuğum tıp kazanmak istiyor diyorlarsa spora yazdırsın. Evet. İkincisi, ne olur spora getiren anneler, biz de çoluk çocuk sahibiyiz, nazlandırmasını kenarda mendil ve suyla bekliyorlar. Zorlanacak o çocuk. Evet. Onun gelişmesi için, evet, body çalışıyor. Güvenmesi lazım. Ağırlık basıyor. Niye? Gelişmesi için. Evet, sporda da böyle. O zaman çocuklarımız hocalarına sarılıyor. Ne olur, yeter artık diyor. Evet. Tadını sonlandırıyor başarıyla. Çocukların hayatına sporu koymazlarsa o enerjiyi başka yerde harcayamazlar. Evde gerginlik olur. Huzursuz bir aile yapısı ortaya çıkar. Çocukların, bizler neden rahattık eskiden? Kapı önünde oynayabiliyorduk. Annemiz akşama kadar bizimle ulaşmak zorunda değildi ki. Zaten biz arkadaşlarımızla enerjimizi harcıyorduk. Ondan sonra çok mu acıktın, bir salçalı ekmek veya işte tereyağlı ekmek verilen yine koşarsın. Akşamleyin eve gidip yığılırsın. Anne baba strese girmez. Şimdi evin içinde idare etmeye çalışıyorlar. Balkondan yetinmek zorunda kalıyor. Yani o hareketten zaten bir süre sonra aman yavrum otur yavrum oluyor. Ne olur bunu çok ciddi düşünsünler. Kesinlikle. Çok çok ciddi düşünsünler. Çocuğa... Bütün spor salonları gençlere açık. Aileler kesinlikle bunu bilsinler, evet, değil mi? Yani ücretsiz. Havuz haricinde, evet, bütün tesislerimiz, bütün hizmetlerimiz ücretsizdir. Peki gençlik merkezlerine falan bir abone sistemi falan mı veriyorlar? Yok, yok, yok. İstediği zaman gelip gidebiliyorlar. Bir kayıt oluyor. Neden? İşte... Kim gerekiyor? Hangi dala geçecek? Soyadı şeyleri bunlar alınıyor. Brand yani seçiyorlar. Kayıt oluyor. Tabii ki. Ondan sonra tabii yönlendirme başlıyor. Biz şunu hedefliyoruz. Kabiliyetlerine göre, değil mi? Bu sene okullarda inşallah aletlerimizi aldığımız zaman geciktirmeyi pek düşünmüyoruz. Okullarda yetenek taramasına başlayacağız. Çok iyi. Şimdi veli diyor ki çocuğum okçuluğa gitsin. Hayır, bu çocuğun kası atletizme uygundur. Veya işte falan branşa uygunu. Bu ölçümleri yapacağız. 12'den vurmak için. Hı hı. Okulları tek tek gezeceğiz. Antrenörlerimizle ve eğitimden, beden eğitim öğretmeninin desteğiyle yetenek taraması yapacağız. Jimnastiğe gidecektir belki. Evet, bugün jimnastik salonumuz devasa bir salon. Başarılı hocalarımız var sağ olsun. Evet, okçuluk için özel salonumuz var. Okçuluk salonu. Evet, güreş eğitim merkezimiz var. Müstakil. Bunun gibi. Sporcuların altyapısı da jimnastik. Evet. Sen torunu gönderirse gittiğince jimnastikten başlayın. Jimnastikten başlayın. Altyapısı jimnastik. Yüzmeyle devam, evet, eder. Ondan sonra branşlara. Tam yani, yaşı yani. Göndereceğin yaş. Bunları, bu sezon. Bunları bilsinler. İmkanlar had safhada. Yani kapılar açık. Yeter ki gelsinler. Tek bu. Gelsinler çocuğuna. Teslim etsin. Zaten çocuğuyla antrenmanlara geliyor. Gidiyor. Oradaki annelerle. Anneler tanışıyor, yeni çevredeydi, onlar için de şey oluyor. Hatta bazı zaman bize de seans düzenleyin diyorlar. Hmm. Aileler de istiyor yani. Dövüş sporlarına gelmek isteyen annelerimiz çok, onu bilin yani. Beylerin işin tehlikeli de. Evet, ben son olarak Ersin Bey, size de bir söz hakkı vermek istiyorum. Sizin de söylemek istedikleriniz varsa onları da alalım. Sonra evet, yavaş yavaş. Aksaray FM bu akşam bizle birlikte oldu. Cüneyt Alkın Müdürüm de, Gençlik Spor Müdürüm bizi davet ettiler. Biz de tabii ki bu ekranlarda elimizden geldiği kadar sorularımızı yönetmeye çalıştık müdürümüze. Müdürümüz şeffaf bir şekilde sorumuza cevap verdi.
Bunlar gerçekten de çok önemli. Neden önemli? Sorduğumuz sorular bugün gündemde olan sorulardı. Müdür Bey de demek ki dersine iyi çalışmış diyorum. Çünkü sorular direkt geldi. Çalışkan bir kişi olmasından dolayı da hiçbir sorumuza zorlanmadı. Açık ve yürekliyle cevap verdi. İşte programın özelliği de bu. Hiçbir sorumuz hazır değildi. Hiçbir sorumuzu Müdür Bey bilmiyordu. İçimizden geldiği gibi programın akışına göre, gidişatına göre sorularımızı yönettik. Müdür Bey de bize işten geldiği gibi dürüstçe cevaplarını verdiler. En büyük etken de Müdür Bey burada ailelere seslendi. Çocuklarımızın eğer gerçekten de bir tıp veya daha bir değişik bölümleri kazanmasını istiyorsa sporla iç içe olsun istedi. Çünkü bugün spor salonları gençlerimiz için yapılıyor. Bu spor salonları eğer yapıldığı takdirde boş kalacaksa hiçbir anlamı olmayacağını söyledi Müdür Bey. Bu izlenimleri vermek istedi. Biz gençlerimizi buraya teşvik edelim diyorum. Çünkü gençlik çok önemli. Bu dünyada özellikle obezeyle savaşımız var. Bunda Cumhurbaşkanımız bu konuda çok detaylı bir şekilde spor salonlara çok önem veriyor. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü gençlik, spor diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bizi ayrılan vakit burada sona erdi. Ben de Kadir abime teşekkür ediyorum. Akın hocama teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, sevgili dinleyenler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Cüneyt Alkan'dı konuğumuz. Ersin Bey'in de belirttiği gibi hiçbir hazırlık yoktu, spontane bir programdı. Sorularımızı içtenlikle cevapladı. Biz çok teşekkür ediyoruz Aksaray FM ailesi olarak ve dinleyicilerimiz adına. İnşallah konuşacak çok şey vardı ama 2 saat 10 dakikadır yayındayız. Çok fazla da müdürümüzle yormak istemiyoruz. İnşallah bir programda daha birlikte oluruz. Değerli gazetecilerimiz Abdülkadir Ay ve Ersin Arslan'a da buradan çok teşekkür ediyoruz programda eşlik ettikleri için. Efendim birazdan Karen Mode tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Şurada kızıma yani benim hayatımın ışığı, benim gücüm, enerjim, 3 yaşında ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Kızıma bir el sallamak istiyorum. Evet. Şu an izliyorsa. Evet. Bir sevdiği şarkı varsa onu da çalabiliriz müdürüm. Paralimpik merkeze geçmek zorundayım. Gelemeyeceğim. Eyvah. İyi uykular kızım. Bunu da canlı yayınlar. İsteyen varsa şarkıyı... Benim arşiv biraz genişti. Yani şimdi istemekle bitmez. Bu işin ehli arkadaşlarımız onlar seçsinler. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrardan müdürüm. İyi akşamlar olsun sizlere de. Görüşmek üzere. Gel oğlum.